Muhyiddin İbnül Arabi, alemin başlangıcı. Allah var idi ve onunla beraber başka bir şey yoktu. Sonra bu rivayete, o şimdi de olduğu gibidir ifadesi eklenmiştir. Hakk'a alemi yaratmaktan dolayı daha önce sabit olmayan bir nitelik dönmemiştir. Bilekiz, Allah alemi yaratmadan önce kendisi nedeniyle sıfatlarla nitelenmiş, yarattıklarının kendileriyle ona dua ettikleri isimleriyle isimlenmişti. Allah alemi var etmek ve kendisine dair bilgisiyle onu bildiği tarzda yaratılışını başlatmak isteyince tenzih tecellilerinin bir tarzıyla bu yüce iradeden tümel hakikate yönelik bir tecelli gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle ondan heba diye isimlendirilen bir hakikat meydana gelmiştir. Heba, içinde istenilen şekil ve suretlerin meydana getirilmesi için binanın harcı ve toprağı gibidir ve o alemde yaratılmış ilk varlıktır. Kuşkusuz Ali bin Ebu Talib, Sehl bin Abdullah gibi tahkik sahibi keş ve vecd ehli onu zikretmiştir. Sonra Allah nuruyla bu hebaya tecelli etmiştir söz konusu hebayı akılcılar bütün heyula diye isimlendirmiştir. Bütün alem onda bil kuvve ve uygunluk olarak bulunur. Her şey bu hebadan kendi güç ve istidadınca bir şey kabul etmiştir. Bu durum evin duvarlarının kandilin ışığını kabul etmesine benzer. Işığa yakın olduğu ölçüde aydınlanma artar. Allah şöyle buyurur. Onun nurunun misali içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Böylelikle Allah nurunu lambaya benzetmiştir. Bu heba içinde akıl diye isimlendirilmiş olan muhammed hakikatinden başka Allah'a daha yakın bir şey bulunmamıştır. Böylelikle o bütün alemin efendisi ve varlıkta ilk ortaya çıkan şey olmuştur. Dolayısıyla onun varlığı bu ilahi nurdan, hebadan ve tümel hakikatten meydana gelmiştir. Heba'da onun hakikati, ardından alemin hakikati, Hazreti Muhammed'in tecellisinden meydana gelmiştir. Ona en yakın kişi ise Hazreti Ali bin Ebu Talip ve peygamberlerin sırlarıdır. Bütün alemin ayrışmaksızın kendisine göre var olduğu örneğe gelince söz konusu örnek, hakkın varlığıyla bir fiil varlık kazanan bilgidir. Çünkü Allah kendisini bildiği bilgiyle bizi bilmiş ve bilgisine göre de yaratmıştır. Bizler de onun ilminde belirlenmiş bu şekle göre var olduk. Böyle olmasaydı bu şekil hak kendisini bilmediği için kasıtla değil tesadüfen meydana gelmiş olurdu. Varlıkta hiçbir suretin tesadüfen ortaya çıkması mümkün değildir bu belirli şekil Allah tarafından bilinmiş ve irade edilmiş olmasaydı, bize ona göre var etmez ve bu şekilde başkasından farklılaşmış olmazdı. Çünkü Allah var idi ve onunla beraber başka bir şey yoktu hükmü sabittir. Şu var ki söz konusu olan kendiliğinden zuhur ettiği suret olmalıdır.'' Böylelikle Allah'ın kendisini bilmesi, bir yokluktan olmaksızın ezeli olarak bizi bilmesidir. Binaaleyh onun bizi bilmesi de böyledir. Dolayısıyla Hakk'ın bizi bilmesinden ibaret olan örneğimiz Hakk'ın kadimliği nedeniyle kadimdir. Çünkü Hakk'ın bilmesi Hakk'ın bir niteliğidir ve sonradan yaratılanlar onun zatıyla var olamaz. Allah böyle bir şeyden münezzehtir alem niçin var olmuştur ve gayesi nedir sorumuza gelince buna cevap olarak Allah şöyle buyurur. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Böylelikle Allah bizi yaratma sebebini açıklamıştır. Bu sebep aynı zamanda bütün alemin var olmasının nedenidir. Burada Allah bizi ve cinleri özel olarak zikretmiştir ki, cin, gizli olan melek ve benzeri her şey anlamına gelir.'' Allah gökler ve yerler hakkında şöyle buyurur: İsteyerek veya zorla geliniz. Onlar isteyerek geldik demişlerdir. Başka bir ayette ise onlar emaneti taşımaktan çekindiler buyurur. Burada söz konusu olan emanetin sunulmasıdır. Bu bir sunum değil de emir olsaydı hepsi itaat eder ve onu taşırdı. Çünkü söz konusu varlıklardan günahın meydana gelmesi düşünülemez ve onlar itaat etmek üzere yaratılmıştır. Ateşten yaratılmış cinler ve insan ise bu özellikte var olmuştur. Aynı şekilde insanların bazıları ki onlar duyular, zorunlu ve bedihi burhanlarla sınırlanmış delilleri esas alanlar ve akılcılardır, şöyle derler: Sorumlu kişinin kendisine yönelik kitabı anlayacak derecede akıllı olması gerekir. Doğru söylemişler. Bize göre de durum böyledir. Alem bütünüyle akıllı, canlı ve düşünendir. Bu durum insanların içinde yaşadığı adetin aşılması yoluyla keşif yönünden sabittir. Bizim için bu bilginin bu yolla meydana geldiğini kastediyorum. Şu var ki onlar sözü edilen akılcılar şunu ifade eder: Alem cansızdır, düşünemez, onlar gördükleriyle sınırlı kalmıştır. Bize göre gerçek bundan farklıdır bir taşın ya da koyun bacağının veya hurma kütüğünün veya bir hayvanın Hazreti Peygamber ile konuştuğu hakkında bir rivayet geldiğinde ise söz konusu kimseler şunu ifade eder. Allah o şeyde o esnada bilgi ve canlılık özelliği yaratmıştır. Bize göre iş böyle değildir. Bilakis canlılık sırrı bütün aleme yayılmış olduğu gibi, mesela müezzinin sesini duyan kuru ve yaş her şey onun lehinde şahitlik yapacaktır. Ancak bilen şahitlik yapabilir. Her şeyin canlı olması bize göre haberin zahirinin gereğine göre inceleme ya da başka bir şekilde çıkartılmış bir hüküm değildir. Bunu öğrenmek isteyen kimse Allah adamlarının yolunu tutsun, halvete ve zikre sarılsın. Bu durumda Allah kendisini bütün bunlara muttali edecek, insanların bu gerçekleri algılamakta körlük içinde olduklarını anlayacaktır. Allah hisimlerinin otoritesi ortaya çıksın diye alemi yarattı. Çünkü güç yetirilen olmaksızın kudret, ihsan edilen olmaksızın cömertlik, rızıklanan olmaksızın rızık vericilik, yardım isteyen olmaksızın yardım etmek merhamet edilen olmaksızın merhamet edici olmak, etkileri olmayan işlevsiz hakikatlerdir. Allah alemi dünyada karışık yaratmıştır. İki avucunun hamurda karıştırmış, sonra bireyleri ondan ayrıştırmış, avucunun birisinde olanlar diğerine dahil olmuştur. Her bir avuçta olanlar kardeşine katılmıştır. Böylece haller bilinmez olmuştur.'' Bu itibarla bilginler çirkini temizden, temizi çirkinden ayıklamada derecelenmiştir. İşin sonu bu karışımdan kurtulmak ve her kısım kendi aleminde kalıncaya kadar iki avucun ayırt edilmiştir. Allah şöyle buyurur. Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması ve murdarı birbiri üzerine toplayıp biriktirerek cehenneme atması içindir. Kendisinde bu karışımdan bir şey kalıp ona sahip olarak ölen kişi kıyamet günü güven içindeki kimselerden birisi olarak diriltilmez. Fakat insanların bir kısmı söze edilen karışımdan hesapta bir kısmı cehennemde kurtulur. Kurtulduğunda ise oradan çıkartılır. Söz konusu kimseler şefaat ehli olanlardır. Bu dünyada iki kabzadan birisinde ayrışanlar ise ahiret hayatında kendi hakikatiyle kabrinden nimete veya ateş azabına ulaşır. Çünkü o karışımdan arınmıştır. İşte bu alemin varlık gayesidir. Bu iki avuç hakkın kendinde sahip olduğu bir niteliğe dönen iki hakikattir. Bu nedenle şöyle dedik. Cehennem ehli onu azap edici, cennet ehli ise nimet verici olarak görür. Bu çok değerli bir sırdır. Umulur ki sen de müşahede esnasında ahirette onu öğrenirsin. Muhakkikler ise söz konusu sırra bu dünyada ulaşmıştır. Büyük ve küçük alemin ki insandır, feleklerinin bilinmesi ifademizle tümelleri, cinsleri ve başkalarında tesir sahibi olan emirleriyle alemleri kastettik. Bunları birbirlerinin karşısına yerleştirdik. Birisi diğerinin suretidir. Biz bunlar hakkında feleklerin sureti ve dizilişine göre İnşa-ü't-Devair adlı kitabımızda daireler çizdik. O eserin yazımına Tunus'ta dostumuz ve arkadaşımız İmam Ebu Muhammed Abdülaziz'in Allah kendisine merhamet etsin yerinde başlamıştık. O eserden bu özetlemeye layık bir bölümü iktibas edebiliriz. Şöyle deriz. Alemler dörttür. En yüce alem, o beka alemidir. Sonra dönüşme alemi ki yok oluş alemidir. Sonra imar etme alemi ki o beka ve yok oluş alemidir. Sonra da nispetler alemi. Bu alemler iki yerde de sabittir. İnsanın dışındaki her şey olan büyük alemde ve insandan ibaret olan küçük alemde sabittir. En yüce alem tümel hakikati Muhammediye'dir. Onun feleği hayattır. İnsandaki benzeri, insanın ruhu ve mukaddes ruhtur. Bu alemden birisi de ihade edici arştır. İnsanda onun benzeri bedendir. Bu alemden birisi de kürsüdür. İnsanda benzeri ise nefstir. O alemden bir şey de beyt-i mamurdur, yani imar edilen ev. İnsandan benzeri ise kalptir, diğeri meleklerdir. İnsandan benzeri kendisindeki ruhlar ve güçlerdir. Bunlardan birisi de Zuhal ve Feleğidir. İnsandan benzeri ise bilgi gücü ve nefstir. Yüce alemden olanlardan birisi de müşteri ve feleğidir. Bu ikisinin insandaki benzerleri hatırlama gücü ve dimağın sonudur. Yüce alemden olan bir şey merih ve feleğidir. İnsandaki benzeri ise akletme gücü ve başın üst kısmıdır. O alemdekilerden birisi de güneş ve feleğidir. İnsandaki benzeri müfekkire gücü ve dimağın ortasıdır. Sonra zühre ve onun feleği gelir. İnsandaki benzeri ise vehim gücü ve hayvani ruhtur. Ardından utarit ve feleği gelir. İnsandaki benzeri ise hayal gücü ve dimağın önüdür. Sonra ay ve feleği gelir. İnsandaki benzeri ise duyu kuvveti ve kendileriyle duyumsadığımız organlardır. İşte bunlar en yüce alemin tabakaları ve insandaki benzerleridir. Dönüşme alemine gelince, bu alemde bulunanlardan birisi esir feleğidir. Onun ruhu sıcaklık ve kuruluktur ve o ateş küresidir. İnsandaki benzeri safra, ruhunun benzeri ise hazmetme gücüdür. O alemden birisi hava feleği ve onun ruhu olan sıcaklık ve yaşlıktır.'' İnsandaki benzeri kan, ruhunun ki ise çekme gücüdür. O alemden birisi de sudur. Onun ruhu soğukluk ve yaşlılıktır. İnsandaki benzeri balgam, ruhununkinin benzeri ise itme gücüdür. Dönüşme aleminden olan şeylerden birisi de toprak feliidir. Bu feliyiin ruhu soğukluk ve kuruluktur. İnsandaki benzeri karaciğer, ruhunun insandaki benzeri ise tutma gücüdür. Yeryüzüne gelince, yeryüzü de yedi tabakadır. Siyah arz, yeryüzü, toprağımsa arz, kızıl arz, sarı arz, beyaz arz, mavi arz, yeşil arz. Bu yedi tabakanın insandaki benzerleri ise bedenindeki deri, yağ, et, sinirler, damarlar, adele ve kemiklerdir. Üçüncü alem olan imar etme alemine gelince bu alemde bulunanlardan birisi ruhanilerdir. Bunların insandaki benzerleri ise içindeki güçlerdir. O alemlerden birisi de canlılar alemidir. İnsandaki benzeri insandan duyumsanan şeydir. Bu alemden olanlardan birisi de bitkilerdir. İnsandaki benzeri onda gelişen büyüyen şeylerdir. Bu alemde birisi de cansız alemidir.'' bu alemin insandaki benzeri duyumsamayan kısımlarıdır. Nispetler bağlar alemine gelince bu alemden olanlardan birisi arazdır. Arazın benzeri siyah beyaz gibi renkler ve olgulardır. Sonra nitelikte o alemdendir. Onun benzeri hasta ve sağlıklı gibi hallerdir. Nicelik de bu alemdendir. Niceliğin insandaki benzeri incik kemiğinin karıştan uzun olmasıdır. Neredelik o alemdendir? İnsandaki benzeri boynun baş için mekan olması ya da topuğun baldır için mekan olmasıdır. zamanda nispetler alemindendir. İnsandaki benzeri elimi hareket ettirdiğimde başımın da hareket etmiştir Sonra görelilik de bu alemdendir. İnsandaki benzeri şu benim babam ben ise onun oğluyum ifadesindeki göreliliktir. Sonra konum o alemdendir. İnsandaki benzeri dilim ve hançeremdir. Sonra fiilde nispetlerdendir. İnsandaki benzeri yedim ifadesidir. Edilgenlik de o alemdendir. Bunun insandaki benzeri doydum demektir. Fil, eşek, aslan ve cırcır böceği gibi ana suretlerdeki farklılık nispetler alemindendir. Bunun insandaki benzeri ise övülmüş ve kınanmış manevi suretleri kabul eden insanlık gücüdür. Bu itibarla falanca zekidir, başka bir ifadeyle fildir, falanca ahmaktır, yani eşektir, falanca cesurdur, yani aslandır, falanca ötlektir, yani cırcır böceğidir denilebilir. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır. İnsan büyük alemden meydana gelen son cisim olduğu gibi türeyenlerdeki müvelledat son sınıftır. İnsanın batınının hakikati meydana geldi, otoritesi açık güçlü bir hükümdar olarak. Sonra Adem arşında onun zatı istifa etti, tıpkı arşta Rahman'ın istifa etmesi gibi. Cisminin hakikati kendisinde ortaya çıktı, İkinci varlığın mülkü de onunla sona erdi. Bilgisinin marifetleri lafzında ortaya çıktı. Saygınlarda ve kötülükleri taşıyanlarda bilgileri karşısında hoşgörüleri azaldı. Şeytan Melun ise büyüklendi. Allah'ın melekütünde ona yakınlığı satın aldılar. Sadece küçük şeytan hüsranı satın aldı. Bilmelisin ki Allah seni desteklesin. Zamanla sınırlanmış ve mekanla kuşatılmış tabi alemin ömründen, dünyada bilinen senelerden 71 bin sene geçmiştir. Bu süre, bu ismin günlerinden başka günlerle 11 gün, Miraçlar sahibinin günlerinden ise bir gün, ve ikinci günün beşte ikisi kadar bir süredir. Bu günler arasında derecelenme vardır. Allah şöyle buyurmuştur. Süresi elli bin sene olan bir günde. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan elli bin senedir. Bu itibarla günlerin en küçüğü kuşatıcı feleğin hareketinin belirlediği gündür ki bu günde gece ve gündüz ortaya çıkar. Araplara göre en küçük gün ki o budur, en büyük feleğe aittir. Bunun sebebi bu büyük feleğin içinde bulunan bütün feleklerde hükümran olmasıdır. Çünkü onun altında bulunan feleklerin gece ve gündüz içindeki hareketi onun zorlamalı hareketidir. Böylece büyük felek kuşatmış olduğu diğer felekleri bu hareket ile egemenliği altına alır. Her feleğin zorlamalı hareket ile birlikte olan tabi bir hareketi vardır onun altındaki her felek aynı anda iki hareket sahibidir. Tabi ve zorlamalı hareket. Her tabi hareketin her felekte özel bir günü vardır. Onun ölçüsü kuşatıcı felekten meydana gelen ve sizin saydıklarınız diye ifade edilmiş olan günlerle ölçülür. Bunların hepsi kuşatıcı feleği kat eder. Hareket, feleği tam olarak kat ettiğinde onun için bir gün meydana gelir ve bir dönüş gerçekleşir. Bunlardan en küçük gün sizin saydıklarınız denilenlerden 28 gündür. Ki bu ayın kuşatıcı felekteki hareketinin kat etme ölçüsüdür. Allah bu yedi gezegeni göklere yerleştirdi. Böylece göz senelerin sayısını ve hesabını bilelim diye onun kuşatıcı feleği kat etmesini algılar. Allah şöyle buyurmuştur. Yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona, aya menziller takdir eden odur.'' her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık. Bu aziz ve hakim olanın takdiridir. Söz konusu gezegenlerden her birisinden ölçülen bir gün vardır ki, bu günlerin bir kısmı tabi hareketinin sürati ya da feleklerinin küçüklüğü veya büyüklüğü ölçüsünce diğerlerinden üstündür. Bilmelisin ki allah Teala kalem ve levhayı yaratıp onları akıl ve ruh diye isimlendirdiğinde ruha iki nitelik vermiştir. Bilme niteliği ve eylem niteliği. Aklı da ona öğretici ve bilgi verici yapmıştır. Bu verme bir konuşma olmaksızın bıçağın suretinden kesmeyi algıladığın gibi görür görmez meydana gelen vermedir. Allah nefsin dışında bir cevher yaratmıştır ki o zikredilen ruhtur.'' Allah onu Heba diye isimlendirmiştir. Onun bu adına Ali bin Ebu Talib'in sözlerinden aktardık. Heba'ya gelince o da Arapçada zikredilmiş bir kelimedir. Allahü Teala şöyle buyurur. O saçılmış heba idi. Ali bin Ebu Talib de bu cevherin bütün tabi suretlere yayıldığını ve hiçbir suretin ondan mahrum kalmadığını çünkü her suret onun içindedir. Gördüğünde onu Heba diye isimlendirmiştir. Söz konusu Heba her surette kendi hakikatiyle bulunur. Bölünmez, parçalanmaz ve eksiklikle nitelenmez. Bilakis, o bütün beyaz şeylerde zatı ve hakikatiyle bulunan beyaz gibidir. Şöyle denilemez. Şu beyazda meydana geldiği ölçüde bir miktar beyazlıktan eksitmiştir. İşte bu cevherin durumu böyledir. Allah iki nitelikle nitelenmiş, ilim ve amel. Bu ruh ile heba arasında dört mertebe belirlemiş, her mertebeyi dört melek için menzil yapmış. Bu melekleri en yüce mertebeden aşağıların aşağısına kadar Allah'ın var ettiği şeylerin üzerine yöneticiler olarak görevlendirmiştir. Allah o meleklerden her birisine alemde uygulamak istediği şeyin bilgisini vermiştir. Allah'ın bu meleklerin bilgisi ve yönetiminin ilgili olduğu şeylerden dışta yarattığı ilk varlık tüm cisimdir. O cisimde açmış olduğu ilk şekil ise en üstün şekil olduğu için dairesel küresel şekildir. Sonra Hak yaratma ve meydana getirme fiiliyle yapımı tamamlamaya tenezzül etmiş. Bütün yarattıklarını bu meleklerin memleketi haline getirmiş. Dünya ve ahirette onların işlerini bu meleklere havale etmiş onları emrettiği işlerde kendisine isyan etmekten korumuştur. Bu itibarla Allah meleklerin emredilen işlerde isyan etmeyip emredilen şeyi yaptıklarını bize bildirmiştir. Cansız varlıklar, bitkiler ve hayvanlar gibi türeyenlerin müvelledat yaratılışı bizim saydığımız dünya senelerinden 71 bin senenin tamamlanmasıyla sona erdi ve Allah alemi hikmetine göre düzenledi. Bütün bu sürede Allah yarattığı ilk varlıktan sonuncuya kadar ki o canlıdır hiçbir şeyin yaratılışında iki elini bir araya getirmedi. Allah'ın yaratılışında iki elini birleştirdiği yegane varlık insandır ki o da topraktan yaratılmış bu bedensel yaratılıştır. İnsanın dışındaki her şeyi ya ilahi bir emir vasıtasıyla ya da tek eliyle yaratmıştır. Allah şöyle buyurur: biz bir şeyi var etmek istediğimizde ona sözümüz ol olur ve o da hemen olu verir. İşte bu ilahi emirden yaratmadır. Bir rivayette şöyle bildirilmiş. Allah at cennetini eliyle yaratmış, Tevrat'ı eliyle yazmış, Tuba ağacını eliyle dikmiştir. Allah Adem'i ki o insandır, iki eliyle yaratmış ve iblise karşı Adem'in üstünlüğüne dikkat çekmek üzere şöyle buyurmuştur. İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Allah yakın feleği yarattığında ki o daha önce zikredilen birincidir, onu burçlar diye isimlendirdiği on iki kısma bölmüştür. Burçlar sahibi semaya yemin olsun ki, her kısmı burç yapmış, bu kısımları da doğada dörde indirgemiştir. Ardından bu dörtten her birisine onlardan üç yerde tekrarlamış ve o kısımları tıpkı yolcu ve gezginlerin seyri seferlerinde konakladığı ve gezindiği menzil ve konaklama yerleri yapmıştır. Bunun sebebi gezegenlerin kendilerinde dolaşması ve yüzmesi vesilesiyle Allah'ın o feleğin ortasında ihdas edeceği gezegenlerin söz konusu menzillere yerleşmiştir. Bu gezegenler dolaşırken bu burçları kat eder. Başka bir nedeni ise gezegenlerin burçları kat etmesi ve dolanımı vesilesiyle Allah'ın tabi ve unsurlarından oluşmuş alemden ihdas etmek istediği şeyleri meydana getirmiştir. Allah onları burçlar feleğinin hareketinin izi üzerinde belirtiler yapmıştır. Bunu bilmelisin. Bu dört unsurdan birisinin tabiatı sıcaklık ve kuruluktur. İkincinin tabiatı ise soğukluk ve kuruluk. Üçüncünün tabiatı sıcaklık ve yaşlık. Dördüncünün tabiatı ise soğukluk ve yaşlıktır. Allah bu kısımlardan yani burçlardan beşinci ve dokuzuncuyu birinci gibi yapmıştır altıncı ve onuncuyu ikinci gibi yapmıştır. Yedinci ve on birinciyi üçüncü gibi, sekizinci ve on ise dördüncünün benzeri yapmıştır. Buradaki benzerlik doğadaki benzerliktir. Allah tabi cisimleri bazı farklılıklarla, unsurlardan oluşmuş cisimleri ise herhangi bir farklılık olmaksızın bu dört kısımda sınırlamıştır. Sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluk. Allah tabi cisimlere bu dört kısımla karışmayı, unsurlardan oluşmuş cisimleri ise karışmamış olmayı tahsis etmiştir. Bunlar dört olmakla birlikte analardır. Çünkü Allahü Teala bunlardan ikisini diğer ikisinin var asıl yapmıştır. Bu itibarla kuruluk sıcaklıktan, yaşlık soğukluktan var olmuştur. Şu halde yaşlık ve kuruluk iki sebepten meydana gelmiştir. Bu iki sebep sıcaklık ve soğukluktur. Bu nedenle Allahü Teala ayette şunu buyurur. Yaş kuru her şey apaçık kitaptadır. Çünkü nedenli, nedenli olması yönünden nedenin varlığını gerektirir veya edilgen olması yönünden failin varlığı ondan meydana gelir. Her iki türlü de söylenebilir. Yoksa sebebin var olması, sebeplinin var olmasını zorunlu kılmaz. Atlas Feleği Allah bu ilk feleği yarattığında felek bitişini sadece Allah'ın bildiği bir dönüşle dönmüştür. Çünkü onun üzerinde kendisini kat edeceği belirli bir cisim yoktur ki, çünkü o şeffaf cisimlerin ilkidir, hareketlerin sayısı artsın ve ayrışsın. Ya da Allah onun içinde bir şey yaratmış değildir ki hareketler ayrışsın ve içinde bulunan şeyin nezdinde bitsin.'' Şayet Allah onda bir şey yaratmış olsaydı yine de kesinlikle hareketleri ayrışmazdı. Çünkü o atlastır ve içinde parçaları birbirine benzer bir gezgen bulunmaz. Dolayısıyla ondan bir hareketin süresi bile bilinemez ve belirlenmez. Şayet onda diğer parçalarına zıt bir şey bulunsaydı, hiç kuşkusuz o parçayla hareketleri sayılabilirdi. Fakat Allah'ın ilmi onu, bitimini ve yinelişini belirlemiştir. Böylelikle bu tek hareketten gün meydana gelmiştir. Bugün de ne gündüz ne de gece vardır. Sonra bu feleğin hareketleri sürmüştür. Allah 35 melek yaratmış, bu melekleri zikretmiş olduğumuz 16 meleğe eklemiş, hepsinin sayısı 51 olmuştur. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail bu meleklerdendir. Sonra Allah 974 melek daha yaratmış. Onları da zikretmiş olduğumuz meleklere eklemiştir. Ardından onlar vasıtasıyla yaratıklarında uygulayacağı şeyleri kendilerine vahyetmiş ve bildirmiş. Bunun üzerine melekler şöyle demiştir. Bizler Rabbinin emriyle ineriz. Ellerimizde, ardımızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Senin Rabbin unutan değildir. Allah ise onlar hakkında, Allah'a kendilerine emrettiği işte isyan etmezler buyurur. Meleklerden bu kısım özellikle yönetici olanlardır. Allah başka bir grup melek yaratmıştır. Onlar Allah'a ibadet edilsin diye gökleri ve yeri imar eden meleklerdir. Binaleyh gökte ve yerde içinde bir meleğin bulunmadığı hiçbir yer yoktur. Hak nefes alıp verdikleri sürece alemin, alemdeki varlıkların nefeslerinden melekleri yaratmayı sürdürür. Bu feleğin hareketleri sona erince ki onun süresi saydıklarınızdan 54 bin senedir, Allah dünya diyarını yaratmış, kendisine varacağı ve suretinin ortadan kalkacağı bir müddeti dünya için belirlemiştir. Bu süre bittiğinde artık dünyanın bizim için diyar olması imkansızdır ve yeryüzü ve gökler o gün başka bir yeryüzü ve gökle değiştirilir ifadesinde belirtilen zamana kadar belirli bir sureti kabul etmez.'' söz konusu olan gözlediğimiz surettir. Bu feleğin hareket süresinin tamamlanmasından sizin saydıklarınızdan 63 bin sene geçtikten sonra ise Allah ahiret hayatını başka bir ifadeyle mutlu ve bedbaht kulları için hazırlamış olduğu cennet ve cehennemi yaratır. Dünya ve ahiretin yaratılışı arasında sizin saydıklarınızdan 9 bin sene vardır.'' Bu nedenle yaratılışı dünyadan sonra geldiği için ahiret diye isimlendirilmişken dünya ilk diye isimlendirilmiştir. Çünkü o ahiretten önce yaratılmıştır. Allah şöyle buyurur. Ahiret ise senin için ilkinden daha hayırlıdır. Bu ayette Allah peygamberine hitap etmektedir. Allah ahiret için bekasının biteceği bir müddet yaratmamıştır ve bu nedenle ahiret sürekli mevcuttur. Allah cennetin çatısını atlas feleği yapmıştır. Söz konusu felek onlara göre hareketi belli olmayan ve ayrışmayan arştır. Dolayısıyla onun hareketi süreklidir, bitmez. Zikrettiklerimizden her bir şeyin yaratılışının ikinci amacı ancak insanın var olmasıyla ilgilidir. İnsan alemdeki halifedir. Burada ikinci amaç dedim çünkü her şeyin yaratılışında birinci sebep hakkı bilmek ve ona ibadet etmektir. Bütün alem bu nedenle yaratılmıştır. Dolayısıyla hiçbir şey yoktur ki onun övgüsünü tesbih etmesin. İkincil ve birincil maksadın anlamı ise iradenin ilişkisidir, yoksa iradenin meydana gelmesi değildir. Çünkü Allah için irade ezeli kadim bir niteliktir. Hakk'ın zatı diğer niteliklerle olduğu gibi onunla nitelenmiştir. Allah bu felekleri ve gökleri yaratıp her güye kendi emrini ettiğinde ve göklerin ışıklarına kandillerini düzenleyip melekleriyle imar edip hareketlendirdiğinde gökler Allah'a itaat edici ve kendilerine yarışır kullukta yetkinliği aramak için harekete geçmiştir. Çünkü Allah göğü ve yeri çağırmış ve her ikisine şöyle demiştir. İsteyerek ya da zorla geliniz. Burada kastedilen onlar için tanımlanmış emre gelmektir gök ve yer isteyerek geldik demiştir. Dolayısıyla onlar sürekli gelici, buna bağlı olarak sürekli hareket edicidir. Şu var ki yerin hareketi bizim tarafımızdan görülmez, onun hareketi ortanın etrafındadır. Çünkü o küredir. Gök, Allah'ın emri esnasında o emre itaat edici olarak gelmiştir yer kendisine ezilmiş görüp zorla ayetiyle Allah'ın kendisini mutlaka getireceğini bildiği için itaat edici olarak gelmiştir. Yer kendisine ezilmiş görüp zorla ayetiyle Allah'ın kendisini mutlaka getireceğini bildiği için itaat edici olarak gelmiştir. Böylece Allah'ın veya zorla ifadesinden kast edilen şey gerçekleşmiş, yeryüzü gönüllü ve zorla gelmiştir. Allah şöyle buyurur onları iki günde yedi gök olarak belirlemiş ve her bir göğe emrini bildirmiştir. Allah yeryüzünü yaratmış ve orada türeyenler için besinler belirlemiştir. Böylelikle yeryüzünü türeyen şeylerin besinlerinin koruyucusu yapmıştır. Alimin meydana geliş sırasını Ukletül Müsteffiz kitabında zikrettik. Bu itibarla suyun, Ateşin, havanın ve onda bulunan buharların, bulutların, şimşeklerin, gök gürültülerinin ve yüce eserlerin var olması, yeryüzünün besinlerinin belirlenmesinin kapsamına girer. Bu durum, güce ve her şeyi bilenin belirlemesidir. Allah cinleri ateşten, kuşları, karadeniz hayvanlarını ve haşerileri ise yeryüzünün kokuşmasından yarattı. Bunun sebebi, havanın bizim için kokuşmanın buharlarından temizlenmesini sağlamaktır. Söz konusu kokuşmanın buharları, Allah'ın insan ve canlıların hayat ve afiyetine emanet ettiği bu havaya karışsaydı, hiç kuşkusuz, hastalıklı, eksik ve malul olurdu. Bu nedenle Allah kokuşmalardan oluşan şeyleri yaratmakla bir lütuf olarak havayı insan ve canlılar için arındırmış, hastalık ve illetler azalmıştır yeryüzü yetkinleşip hazır hale geldiğinde bütün bu yaratıklardan hiçbirisi Allah'ın bu memleketi varlığı için yarattığı halifenin hangi cinsten olabileceğini bilemedi. Dünyanın ömründen 17 bin, sürekliliğinin sonu olmayan ahiretin ömründen ise 8 bin sene geçip, bu halifenin yaratılışı hakkında Allah'ın ilminde belirli vakit geldiğinde, Allah bir meleğine yeryüzü toprağının her cinsinden bir tutam getirmesini emretmiştir. Emir üzerine melek, insanlarca bilinen uzun bir rivayetteki gibi Allah'a bir tutam getirmiş. Allah o tutamı almış, iki eliyle yoğurmuştur. İşte iki elimle yoğurduğum ifadesi budur. Allah zikretmiş olduğumuz meleklerin her birisine Adem'e ait bir emanet yerleştirmiş ve şöyle demiştir. Ben topraktan bir insan yaratacağım sizin sahip olduğunuz bu emanetler O'nundur. O'nu yarattığımda her biriniz size kendisine emin yaptığım emaneti O'na versin. Sonra O'nu düzenleyip ruhumdan üflediğimde secdeye kapanınız. Allah iki eliyle Adem'in toprağını yoğurup kokusu değiştiğinde ki bu ayette kokuşmuş çamur diye ifade edilen şeydir ve o yaratılışında bulunan hava unsurudur.'' onun sırtını zürriyetinden bedbaht ve mutluların Mahalli yapmış avucunda bulunan her şeyi ona yerleştirmiştir Çünkü Allah sağ elinde mutluların sol elinde ise bedbahtların bulunduğunu bize bildirmiştir bununla beraber Hazreti Peygamberin buyurduğu gibi Rabbimin her iki eli de sağ mübarek eldir şöyle buyurur bunlar cennete, cennet ehlinin amelini işlerler. Şunlar cehenneme, onlar cehennem ehlinin amelini işlerler. Allah hepsini yani mutlu ve bedbahtları Adem'in toprağına yerleştirmiş, onda yan yanalık ilişkisiyle zıtları toplamış, onu doğrusal hareket üzere yaratmıştır. Bu yaratma ise Başak Burcu'nun dönemindeydi. Allah onu altı yön sahibi yapmıştır. Üst başının yukarısıdır alt üstün karşıdır ve iki ayağının altıdır. Sağ güçlü tarafını takip eden yöndür, sol sağın zıddıdır ve zayıf yönüdür. Ön yüzüne bakan yöndür ve zıttı arkadır. Allah onu biçimlendirmiş, düzenlemiş ve tesviye etmiştir. Sonra ona ruhundan üfledi. Burada ruh, hakka tamlama yapılmıştır.'' Böylelikle insana yapılan bu üfleme esnasında üflemenin parçalarına yayılmasıyla dört karışımın unsurları meydana gelmiştir. Bunlar sarı safra, kara, kan ve balgamdır. Safra, allah Teala'nın kurumuş balçıktan insanı inşa etti ayetinde belirttiği ateşe mensup unsurdan idi. Kara, topraktandı ki bu da onu topraktan yarattı ayetinde dile getirilen şeydir. Kan havadan meydana gelmiştir ki bu da ayette mesnun diye ifade edilmiştir. Balgam ise toprağın yoğrulup çamur haline geldiği sudan meydana gelmiştir. Sonra hak onda canlının gıdaları elde etmesini sağlayan çekme gücünü ardından tutma gücünü meydana getirmiştir. Bu güç sayesinde canlı beslediği şeyi tutabilir. Ardından hazmetme gücü yaratılmıştır ki bu sayede gıda hazmedilir. Sonra itme gücü gelir. Bunun sayesinde yan ürünleri çıkartır. Onları buhar, koku, dışkı ve benzeri olarak kendisinden uzaklaştırır. Buharların yayılıp kanın karaciğerden damarlara bölünmesi, dağılması ve canlının her bir parçasının saflaştırdığı kısma gelince, bunlar itme gücü sayesinde değil, çekme gücü sayesinde gerçekleşir. Bu itibarla itme gücünün payı, daha önce belirttiğimiz gibi canlının sadece çıkarttığı yan ürünlerdedir. Sonra Allah insanda beslenme gücünü, uyku, duyum, hayal, vehim, hafıza ve hatırlama güçlerini ihdas etmiştir. Bütün bunlar salt insan olmak yönüyle değil, canlı olmak yönüyle insanda bulunur. Şu var ki bu dört kuvvet, başka bir anlatımla hayal, vehim, hafıza ve hatırlama güçleri insanda hayvandakinden daha güçlü bulunur. Sonra Allah Adem'e ki o insandır, musavire, müfekkire ve akletme güçlerini tahsis etmiştir. İnsan bu güçler sayesinde hayvandan ayrışır. Allah bedendeki bütün bu güçleri her türlü duyulur ve manevi menfaatine ulaşsın diye düşünen nefsin araçları yapmıştır. Sonra onu başka bir yaratılış olarak meydana getiririz. Burada sözü edilen insanlık özelliğidir. Allah kazanımında bilinen bir sınırda onu bu güçler sayesinde diri bilen, güç yetiren, isteyen, konuşan, duyan ve gören olarak yaratmıştır. Yaradanların en güzeli Allah mübarektir. Allah kendisini isimlendirmiş olduğu her bir isimde insanın ahlaklanabileceği bir pay belirlemiştir. İnsan kendisine yarışır bir tarzla onunla alemde gözükür. Bu nedenle bazı kimseler Allah Adem'e suretine göre yaratmıştır hadisini bu anlamda yorumlamıştır. Allah Adem'i yeryüzünde halifesi olarak yerleştirmiştir. Çünkü yeryüzü yüce alemin aksine başkalaşma ve halden hale dönüşme alemidir. Böylelikle sakinlerinde de yeryüzü aleminde meydana gelen değişmeler gibi hükümler gerçekleşmiştir. Bu nedenle bütün ilahi isimlerin hükmü ortaya çıkar. İşte bu nedenle Adem gökte ya da cennette değil, yeryüzünde halife olmuştur. Ardından isimlerin öğretilmesi, meleklerin secde etmesi, iblisin karşı çıkması gibi kimi olaylar Allah'ın emrinden meydana gelmiştir. Bütün bunlar Allah izin verirse ilgili bölümde belirtilecektir. Beşeri Cisimler ve Türleri Bu bölüm beşeri cisimlerin başlangıcına özgüdür ki söz konusu cisimler dört türdür. Adem'in cismi, Havva'nın cismi, İsa'nın cismi ve Adem oğullarının cismi. Bu dört cisimden her birisinin yaratılışı cisimsel ve ruhsal surette aynı olsa bile nedenlilikte diğerinin yaratılışından ayrıdır bunu belirttik ve buna dikkat çektik ki zayıf akıllı, ilahi kudretin ya da hakikatlerin insanın yaratılışının özü gereği yaratılışı sağlayan tek sebepten olduğunu zannetmesin. Allah, insan yaratılışının Adem'de Havva'nın cisminin yaratılışından farklı bir yolla gerçekleştiğini, Havva'nın bedenini ise Adem'in bedeninin yaratılışından başka bir yolla ishar etmekle bu kuşkuyu ortadan kaldırmıştır. Adem oğullarının bedenlerini ise Hazreti İsa'nın bedeninkinden farklı bir yolla ishar etmiştir. Bunlardan her birisine tanım ve hakikati itibariyle insan adı verilir. Bunun sebebi Allah'ın her şeyi bilen ve onun her şeye güç yetiren olduğunun bilinmesidir. Allah bu dört tür yaratmayı El-Hucurat suresindeki bir ayette birleştirmiş ve şöyle demiştir. Ey insanlar! Biz sizi yarattık, Burada Adem'i kastetmektedir. Bir erkekten. Burada ise Havva'yı kastetmektedir. Bir dişiden. Burada ise İsa'yı kastetmektedir. Her ikisinden yaratılanlar ise erkek ve dişiden diye ifade edilir. Burada cinsel birleşme ve üreme yoluyla meydana gelen Adem oğullarını kasteder. Bu ayet Hz. Muhammed'e verilmiş cevamiül kelim yani bütün hakikatleri toplama ve hitabı ayırt etme özelliğinden kaynaklanır. Adem ve Havva'nın bedenlerinin yaratılması Adem'in bedeni belirttiğimiz üzere ortaya çıktığında kendisinde cinsel arzu yoktu. Halbuki Allah'ın ilminde bu dünya hayatında üreme, çoğalma ve cinsel ilişkinin olacağı takdir edilmişti bu dünyada cinsel ilişki türün varlığını sürdürmesi içindir. Bu nedenle Allah Adem'in sol kaburgasından Havva'yı çıkartmıştır. Allahü Teala'nın erkeklerin kadınlar üzerinde bir derecesi vardır buyurduğu gibi kadın bu nedenle erkekten bir derece eksiktir. O halde kadınlar hiçbir zaman erkeklere katılamaz. Havva kaburgadaki eğiklik ve de düşkünlük nedeniyle kaburgadan meydana gelmiştir. Bu sayede çocuğuna ve kocasına muhabbet besler. Bu itibarla erkeğin kadına düşkünlüğü gerçekte kendisine düşkünlüğüdür. Çünkü kadın erkeğin bir parçasıdır. Kadının erkeğe düşkünlüğü ise kaburgadan yaratılmış olmasından kaynaklanır. Erkekte kaburga sevgi ve düşkünlük demektir. Allah Havva'nın kendisinden çıktığı Adem'deki yeri Havva'ya arzu ile doldurmuştur. Çünkü varlıkta boşluk kalamaz. Allah o boşluğu arzu ile doldurulduğunda Adem kendisine özlem duyar gibi Havva'ya özlem duymuştur. Çünkü Havva kendisinden bir parçaydı. Havva da kendisinden geldiği vatanı olduğu için Adem'e sevgi duydu. Şu halde Havva'nın sevgisi vatan sevgisi, Adem'in sevgisi kendisini sevmiştir. Bu nedenle erkek kendisinin aynı olduğu için kadına sevgisini gösterebilirken, kadına ise erkekleri sevmede haya diye ifade edilen güç verilmiştir. Böylelikle gizleme gücü artmıştır. Çünkü Adem'in kadınla birleştiği tarzda vatan ile birleşilemez. Allah o kaburgada Adem'in bedeninde biçimlendirdiği ve yarattığı her şeyi şekillendirmiştir. Allah'ın kendi suretinde Adem'in bedenini yaratması, çömlekçinin toprak ve taşta meydana getirdiği şeye benzer. Havva'nın bedeninin yaratılışı ise marangozun ahşapta yonttuğu şekillere benzer. Allah onu kaburgada biçimlendirip ve ona suretini yerleştirdiğinde ve onu düzenleyip dengeye kavuşturduğunda ona ruhundan üflemiştir. Böylelikle Havva diri düşünen ve türemeden ibaret olan doğumun meydana gelmesi için ekin ve ziraat mahalli olarak var olmuştur. Adem onda, o da Adem'de dinginlik buldu. Böylece Havva Adem için bir elbise olduğu gibi Adem de onun için bir elbise olmuştur. Allah şöyle buyurur, ''Kadınlar sizin için, siz de onlar için bir elbisesiniz.'' Adem'in Havva'ya duyduğu arzu bütün parçalarına yayılmış ve onu istemiştir. Adem Havva'yı kucaklayıp erlik suyunu rahmini bıraktığında sudan olan bu meni ile Allah'ın kadınlara yazmış olduğu hayız kanı birleşmiş. O cisimde Adem'in ve Havva'nın cisminin oluştuğu tarzdan başka üçüncü bir beden meydana gelmiştir. İşte bu üçüncü cisimdir. Allah onun rahimde halden hale oluşumunu deruhte eder. Bu itibarla önce sudan sperme, ardından alakaya, sonra mudgaya, sonra kemiğe dönüşmüş, sonra Allah kemiklere et giydirmiştir. İnsanın hayvani yaratılışı tamamlandığında Allah onu başka bir şekilde inşa etmiştir. Bu insanda ona insani ruh üflemiştir. Binaaleyh yaradanların en güzeli münezzehtir. Söz uzamasaydı, insanın rahimde halden hale geçerek oluşmasını ve doğuncaya kadar rahimlerde suretleri inşa etmekte sorumlu meleklerden bu işi kimin üstlendiğini açıklardık. Fakat maksadımız tanım, hakikat, mahsus ve manevi surette bir olsalar bile, insan cisimlerinin birleşimindeki nedenselliğin farklılığına bildirmekten ibarettir. Böylece yaratmanın sebebinin kendisine bağlı olduğu zannedilmez. Allah böyle bir şeyden münezzehtir. Bilakis bu durum fiilinde özgür bir failin eseridir. O dilediğini dilediği şekilde zorlama veya eksiklik olmaksızın yapar. Ondan başka ilah yoktur. O aziz ve hakimdir. Doğa bilimciler kadının suyundan bir şey oluşmaz. Rahimde meydana gelen cenin sadece erkeğin suyundandır diye iddia edince, İsa'nın bedeninin oluşmasını başka bir oluşum saydık. Bununla birlikte onun rahimde idare edilmesi Adem oğullarının bedenlerinin idaresine benzer. Hz. İsa'nın bedeni kadının suyundan ya da su olmaksızın üflemeden meydana gelmiş olsa bile her iki halde de o, yaratılışında diğer cisimlerden farklı dördüncü bir cisimdir. Bu nedenle Allah şöyle buyurur. Kuşkusuz Hz. İsa'nın benzeri, yani Hz. İsa'nın yaratılışının Allah nezdindeki benzeri Adem'dir, onu topraktan yaratmıştır. Burada onu zamiri Adem'e döner. Hz. İsa'nın babasız yaratılması nedeniyle kuşkular ortaya çıkmıştır. Başka bir ifadeyle, Hz. İsa'nın yaratılışının özelliği Adem'in yaratılış özelliğine benzer. Şu var ki, Adem topraktan yaratılmış, sonra ona ol denilmiştir.'' Rivayete göre Hazreti İsa anne karnında bebeklerin mutat süreleri kadar beklememiştir. Çünkü Allah kendisini bir mucize yapıp tabiat bilimcilere göndermek istediğinde Hazreti İsa'ya oluşum süratle ulaşmıştır. Hazreti İsa'nın bir ayet olarak gönderilmek istendiği tabiat bilimciler Allah'ın kendisine yerleştirmiş sırlar ve şaşılacak oluşumlara göre değil, adete göre tabiat hakkında hüküm vermişti. Kuşkusuz bu sahanın kim uzmanları doğaya karşı insafla hareket etmiş ve şöyle demişlerdir. Doğadan sadece özel olarak bize verdiği şeyleri bilebiliriz. Onda bizim bilmediklerimiz de vardır. Böylece beşeri bedenlerin başlangıcını ve onların yaratılışları farklı dört beden olduğunu zikretmiş olduk. Daha önce de belirttiğimiz gibi insan türeyenlerin sonuncusudur. Bu itibarla o aklın benzeridir ve ona bağlanmıştır. Çünkü varlık bir dairedir. Dairenin başlangıcı ilk aklın var olmasıdır. Bir rivayette ilk aklın Allah'ın yarattığı ilk şey olduğu bildirilmiştir. Şu halde ilk akıl, ilk cinstir ve yaratma insan türünde bitmiştir. Böylece daire tamamlanmış ve dairenin sonu başına bitişip daire meydana geldiği gibi insan da akla bitişmiştir. Söz konusu dairenin iki ucu arasında ise Allah'ın yaratmış olduğu alemin bütün cinsleri bulunur. Bu iki uç aynı zamanda kalem olan ilk akıl ile son varlık olan insandır. Noktadan ki dairenin merkezinde bulunur. Çevreye ki bu çevre kendisinden var olmuştur. Doğru uzanan çizgiler çevrenin her bir parçası için eşit şekilde ortaya çıktığı gibi Hakkın bütün yaratılmışlara nispeti de aynı nispettir. Dolayısıyla burada asla bir başkalaşma söz konusu değildir. Bütün eşya, çevrenin parçalarının noktaya bakması gibi ona bakar ve kendilerine verdiği şeyi alır. Allah doğrusal hareketiyle bu insan suretini çadıra ait direk biçimde ortaya koymuş, onu göklerin kubbesine ait yapmıştır. Allah insan sayesinde gökleri yok olmaktan korur. Bu nedenle insanı direk diye ifade ettik. Bu insan sureti yok olup yeryüzünde nefes alan bir insan kalmadığında gök parçalanır, artık o yok olmuştur. Çünkü direk yok olmuştur ve direk insandır. İnsanla birlikte hayat ahirete göç ettiği gibi dünyada insanın ayrılmasıyla yok olur. Buradan insanın Allah'ın alemdeki gerçek maksadı, gerçek halifesi, ilahi isimlerin ortaya çıkma mahalle olduğunu kesin olarak öğreniriz. O, alemin bütün hakikatlerini kendisinde toplar. Melek, felek, ruh, cisim, tabiat, cansız donuk ve canlı, hacminin ve cisminin küçüklüğüne rağmen ilahi isimlerin bilgisinin insana tahsis edilmesine ek olarak Allah onun hakkında göklerin ve yerin yaratılması insanın yaratılmasından daha büyüktür demiştir. Çünkü insan gök ve yerden meydana gelmiştir. Dolayısıyla gök ve yer insan için ebeveyn gibidir ve bu nedenle Allah o ikisinin değerini insandan dolayı yükseltmiştir. Fakat insanların çoğu bilmez Burada cisimsel büyüklük kastedilmemiştir. Zaten o gözlemle bilinmektedir. İnsanın en büyük imtihanı Şu var ki Allah insanı yarattıklarından hiç kimsenin denenmediği bir imtihanla denemiştir. Bunun sebebi imtihandaki başarısına göre ya onu mutlu kılmak ya da bedbaht yapmaktır. Bu itibarla Allah'ın insanı denediği imtihanlardan biri onda fikir diye isimlendirilen bir güç yaratması, ve söz konusu kuvveti akıl diye isimlendirilen başka bir gücün hizmetkar yapmıştır. Allah fikrin efendisi olmakla beraber aklı fikrin verdiği şeye almaya mecbur etmiştir. Fikir kuvveti için ise sadece hayal gücünde bir imkan yaratmış, hayal gücünü de duyu gücünün verilerini toplayan bir mahal yapmış. Bu mahal için musavvire yani tasvir eden güç denilen bir güç yaratmıştır. Binaaleyh hayal gücünde ancak duyunun veya musavvire gücünün verileri bulunur. Musavvire gücünün maddesi duyulardandır. Böylece o dış varlıklara olmayan fakat bütün parçaları mahsus olarak mevcut suretler oluşturur. Şöyle ki, akıl kendisinde teorik bilgilerden hiçbir şey bulunmaksızın duru yaratılmıştır. Fikre denilmiş ki, bu hayal gücünde bulunan gerçek ve yanlışı ayırt et.'' Böylece fikir kendisi için gerçekleşen şeye göre araştırır. Bazen bir kuşkuya düşer, bazen ise o konuda bilgisi olmaksızın delil elde eder. Fakat delillerden kuşku formlarını bildiğini ve bir bilgi elde etmiş olduğunu zanneder. Bu esnada bilgileri elde edişte dayandığı maddelerdeki eksikliğe bakmaz. Akıl da ondan bunları alır ve onlarla hüküm verir. Bu durumda bilgisizliği bilgisinden kıyaslanamayacak kadar çoktur. Sonra Allah kendisini bilmeyi bu akla yüklemiştir. Bunun sebebi söz konusu bilmede başkasına değil kendisine dönsün diyedir. Halbuki akıl düşünmüyorlar mı? Fikir düşünen, tefekkür bir toplum için gibi ayetlerde Hakk'ın kastettiğinin zıttını anlamış, Hakk'a başvurmak yerine fikre başvurmuş, ona uyulan bir önder saymış. Hakk'ın tefekkür etmek derken neyi kastettiğini gözden kaçırmıştır. Halbuki Allah onu tefekkür edip Allah'ı bilmede, Allah'ın bildirmesinden başka yolu olmadığını anlamaya çağırmıştır. Böylece kişiye hakikat bulunduğu hal üzere görünür. Binaaleyh her akıl bu anlayışa ulaşamaz. Onu sadece peygamber ve velilerinki gibi Allah'ın seçkinlerinin akılları anlayabilir. Ne garip, Allah Adem'in sırtından zürriyetini alıp onları kendilerine karşı şahit tuttuğunda tefekkürleriyle mi evet demişlerdi? Hayır, yemin olsun ki hayır. Bellerinden alıp onlara bu tanıklığı yaptırırken insanların evet demesi hakkın bir ihsanı ve lütfuydu. Fakat onlar Allah'ı bilmede müfekkire gücüne döndüklerinde ise Allah'ı bilmede tek bir hükümde dahi birleşmemiş, her grup bir yöne gitmiş, en korunmuş ilahi mertebe hakkında görüşler çoğalmış, fikir mensupları Allah hakkında olabildiğince cüretli davranmıştır. Bütün bunlar Allah'ın insanda fikir gücünü yaratmasının yol açtığını söylediğimiz sınanmadan kaynaklanır. Allah ehli sorumlu tutuldukları ona inanma ve onu bilmede Allah'a muhtaç olmuş, bu ve başka her durumda kendilerinden istenilen şeyin hakka dönmek olduğunu anlamıştır bir kısmı marifetine, marifetini bilememekten başka yol yaratmayan Allah'a tenzih ederim demiş. Bir kısmı idrak edememeyi idrak idraktir demiştir. Hz. Peygamber ise ben seni hakkıyla övemem demiştir. Allah şöyle buyurmuştur. Onlar onu ihata edemez. Allah ehlinin hepsi kendisini bilmede Allah'a başvurmuş, onun mertebesi hakkında düşünmeyi, tefekkürü terk etmiş, yine de düşünme gücüne de hakkını vermiş ve onu düşünmenin uygun olmadığı yere taşımamışlardır. Allah'ın zatı hakkında düşünmek bir hadiste yasaklanmıştır. Allah şöyle der, Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah ehline marifetinden verdiğini vermiş, yaratıklarından ve mazharlarından gösterdiğini göstermiştir.'' onlar tefekkür ölçülerine göre imkansız sayılan bir şeyin ilahi bir nispet yönünden imkansız olmayabileceğini anlamıştır Bu bahsi kısmen Adem'in toprağının kalıntısından yaratılmış yer ve başka yerlerde izah edeceğiz binaleyh akıllı kişinin Allah'a şu inançla ibadet etmesi gerekir Allah mümkün imkansız ya da büsbütün imkansız her şeye güç yetirebilir onun kudreti her şeye nüfuz eder ihsanı geniştir. Onun yaratışında herhangi bir tekrar yoktur. Her şey yarattığı ve bekasını dilediği bir cevherde meydana gelen benzerlerdir. Allah dileseydi hiç kuşkusuz söz konusu cevheri her nefes yok ederdi. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. O aziz ve hakimdir. Hurma Adem'in kız kardeşidir. Ey kız kardeşim, dahası ey akledilir halacığım, sen bizim neslimizde bilinmeyen anneciğimizsin. Oğullar sana babalarının kız kardeşi diye baktı. Arzulu bir himmetten hareketle birbirleriyle yarıştılar oğullardan az bir kısma hariç. Çünkü onlar en nefis şekilde sana sevgi duydu. Ey halacığım söyle, kendi sırrını nasıl ısrar Sen de kardeşin gerçek bir şekilde ta ki zatının benzerinden bir alem göründü. Kuşkusuz Vera'nın Rabbi vekil atamadan hoşnut doldu. Sen imamsın, kardeşin de imam. İmam olunan ise ona benzeyenlerdir. Bilmelisin ki Allahü Teala oluşmuş ilk beşeri cisim olan Adem Aleyhisselam'ı yaratıp onu beşeri bedenlerin varlığının aslı yaptığında Adem'in toprağında bir kısım artmış. Allah bu fazlalıktan bir hurma yaratmıştır. Bu hurma Adem'in kız kardeşi bizim ise halamızdır. Şeriat onu hala diye isimlendirmiş ve onu mümine benzetmiştir. Hurmanın diğer bitkilerde olmayan garip sırları vardır. Allah hurmayı yarattıktan sonra gizlilikte susam kadar bir çamur artmıştı. Ardından Allah artık da geniş bir arz yaratmıştır. Arş, kürsü, gökler, Yerler ve toprak altı, cennetler ve cehennemin içerdiği her şey ona yerleştirilseydi, ipe atılmış düğüm kadar olurdu. Bu arzda değeri hesaplanamayacak gariplikler ve bilinmezlikler vardır. Oranın durumu akılları hayrete düşürür. Her nefeste Allah orada alemler yaratır. Söz konusu alemler, bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler. Allah'ın büyüklüğü o arz içinde ortaya çıkmıştır. Hakkın kudretini müşahede edene Allah'ın büyüklüğü orada göründüğü gibi aklın imkansız saydığı pek çok şey o arzda mevcuttur. Orası Allah'a bilen ariflerin gözlerinin baktığı yerdir ve orada dolaşırlar. Allah o arzın alemleri içinden bizim suretlerimize göre bir alem yaratmıştır ki o alemi arife gösterdiği vakit arif nefsini onda müşahede eder.'' Kendisinden gelen bir rivayette Abdullah bin Abbas buna benzer bir şeye işaret etmiştir. Abdullah bin Abbas bu Kabe'dir ve o 14 evden bir evdir der. Ayrıca 7 kat yerin her birisinde bizim benzerimiz olan yaratıklar vardır. Hatta onların arasında benim gibi İbni Abbas vardır demiştir. Keşif ehline göre bu rivayet doğrudur. Şimdi tekrar bu arzı ve onun genişliğini, kendisinde ve kendisinden yaratılmış alemlerin çokluğunu, ariflere orada meydana gelen tecellileri zikretmeye dönelim. Bir arif benim de şahit olarak öğrendiğim şöyle bir durumu bildirdi. Bir gün o alemde rahmet meclisi denilen bir meclise girdim. O meclisten daha garip bir meclis asla görmedim. Ben oradayken bana ilahi bir tecelli oldu.'' Bu tecelli beni kendimden almamış aksine beni kendimle baş başa bırakmıştı. Bu durum söz konusu arzın özelliklerinden birisidir. Çünkü ariflere burada yani dünyada bedenlerindeyken gelen tecelliler onları kendilerinden alır ve müşaadelerinden habersiz bırakır. Bu durum peygamberler, veliler ve söz konusu tecellinin kendileri için gerçekleştiği herkes için böyledir. Aynı şekilde yüce gökler alemi, en muhteşem kürsü, en yüce kuşatıcı arş aleminden de söz konusu insanlar için ilahi tecelli meydana geldiğinde onları kendilerinden geçirir ve bayılırlar. Bu arz, keşif sahibi Arif kendisinde bulunup tecelliye masar olduğunda tecellinin onu müşahadesinden habersizleştirmediği ve varlığından koparmadığı bir alemdir.'' Böylece keşif sahibi için bu alemde görme ve konuşma bir araya getirilir. Arif şöyle devam etti. Girmiş olduğum bu mecliste, rahmet meclisinde anlamlarının kapalılığı, görülmeden algılanamayışı ve bu gibi şeylerin bulunmayışı nedeniyle zikredilemeyecek işler ve sırlarla karşılaştım. O arzda kıymetim Allah'tan başka kimsenin bilmediği bostanlar, bahçeler, canlılar, madenler vardı.'' orada bulunan her şey tıpkı bütün canlı ve konuşanlar gibi canlı, konuşan ve düşünendi. Yoksa şeyler dünyada bulundukları gibi orada bulunmazlar. Orada bulunan şeyler ölümsüzdür, yok olmaz, değişmez ve ölmez. Hakikat arzı kendi alemi ya da özellikle bize ait ruhlar aleminin dışında beşeri doğadaki tabi cisimlerden hiçbir şeyi kabul etmez.'' Dolayısıyla arifler oraya bedenleriyle değil, ruhlarıyla girer. Binaleyh o aleme girerken beden heykellerini bu dünyada bırakıp soyutlanarak oraya girerler. Hakikat tarzında tuhaf biçimli ve örneksiz yaratılışta suretler vardır. Bu suretler içinde bulunduğumuz yeryüzü, gök, cennet ve cehennem gibi alemi gören patika yolların başlarına durmuşlardır. İnsan cin, melek ya da cennet ehli gibi hangi türden olursa olsun bilgisinden ve bedeninden soyutlanmak şartıyla ariflerden birisi bu arza girmek istediğinde bu suretleri yol ağızlarında dururken bulur. Onlar bu işlere görevlendirilmiş ve Allah onları bu işin sorumlusu yapmıştır, görevlendirmiştir. Arif içeri girince içlerinden birisi Arif'e koşar ve makamına göre ona bir elbise giydirir elinden tutar onu bu arzda dolaştırır dilediği yerde onu yerleştirir Allah'ın yaratıkları üzerinde derince düşünür bir taşla ya da ağaçla ya da çamurla ya da herhangi bir şeyle karşılaşıp da onunla konuşmak isterse tıpkı arkadaşıyla konuştuğu gibi onunla konuşur onların farklı farklı dilleri vardır bu arz içine giren herkese içerdiği bütün dilleri anlama özelliği kazandırır. Arif orada işini tamamlayıp yerine dönmek istediğinde kendisine orada ağırlayan refakatçi hakikat arzına girdiği yere kadar ona eşlik eder. Sonra refakatçi kendisiyle vedalaşır. İçeri girerken ona giydirdiği elbiseyi çıkartır. Sonra Arif oradan ayrılır. Bu esnada Arif bir miktar ilim ve delil elde etmiş daha önce müşahede yoluyla sahip olmadığı Allah hakkındaki bilgisi artmıştır. Bu arzdaki kadar anlayışın hızla gerçekleştiği başka bir yer görmedim. Şeyh Evhadüddin El-Kirmani'nin şeyhiyle olan hikayesi. Bu alem ve yaratılışta dünyada bu ifadeleri destekleyen şeyler bize görünmüştür. Bin bir kısmı görüp zikretmeyeceğimiz şeylerdir. Bir tanesi ise Evhadüddin Hamid bin Ebul Fahr el-Kirmani'nin bana anlattığı hikayedir. Şöyle demiştir. Gençken bir şeyhe hizmet ediyordum. Şeyh hastalandı, kendinden geçmiş bir haldeydi ve karın ağrısı çekiyordu. Tikrit'e ulaştığımızda kendisine şöyle dedim. Efendim, müsaade ediniz, Sincer Hastanesi'nin sahibinden size tedavi edici bir ilaç arayayım.'' İçimin yandığını görünce pekala git dedi. Evhadüddin şöyle devam eder. Vakıf sahibine vardım. Adamları önünde ayak durduğu halde çadırında oturuyordu. Önünde bir lamba vardı. Ne o beni ne ben onu tanıyordum. Bir anda cemaat arasında beni gördü. Bana doğru kalktı, ellerimi tuttu, hoş geldin dedi ve ne istiyorsun diye sordu. Kendisine şeyhimin halini anlattım bir ilaç getirtti. onu bana verdi ardından bana yardımcı olmak üzere refakatim de benimle beraber çıktı kandili taşıyan kişi önündeydi şeyh onu görür ve sıkıntı duyar diye endişe ettim bu nedenle geri dönmesi için ısrar ettim o da geri döndü şeyhe geldim ilacı arz ettim vakıf sahibi beyin bana yaptığı ikramları anlattım şeyhim tebessüm etti ve şöyle dedi evladım Benden dolayı içinin yandığını görünce sana acıdım ve bu nedenle izin verdim. Gittiğinde ise sana iltifat etmeyerek beyin seni mahcup edeceğinden endişelendim. Bunun üzerine bu bedenimden soyutlanıp o beyin bedenine girdim ve yerine oturdum. Sen geldiğinde sana ikram ettim ve gördüklerini senin için yapıp kendi bedenime döndüm. Benim ilaca ihtiyacım yok ve onu kullanmayacağım. Hikayedeki şey başkasının suretinde görünmüş bir şahıstır. Hakikat arzının ehli nasıldır, var hesabet. Hakikat arzının toprağı ve meyveleri. Bir Arif bana şöyle dedi. Hakikat arzına girdiğimde orada bütünü mis kokan bir yer gördüm. İçimizden birisi bu dünyada o kokuyu koklasaydı, kokunun gücünden yok olurdu. Onun kokusu Allah'ın dilediği kimselere uzanır. Orada kırmızı yumuşak altından yapılmış bir yere girdim.'' orada hepsi altından olan ağaçlar vardı. Ağaçların meyveleri de altındı. İnsan portakal veya başka bir meyveyi alıp yer ve onun tadının, hasının ve kokusunun güzelliğinden kimsenin betimleyemeyeceği bir tat görür. Cennet meyveleri onun karşısında eksik kalırken dünya meyveleri nasıl onunla kıyaslanır? Cisim, şekil, suret hep altındır. Suret ve şekil bizdeki meyve ve onun şekli gibidir tatlı ise farklıdır meyvede hiçbir nefsin tahayyül edemeyeceği orijinal nakış ve nefis süslemeler vardır Nerede kaldı ki bir göz onu görebilsin oradaki büyük meyvelerden birisini gördüm söz konusu meyve gök ve yer arasına konulmuş olsaydı yeryüzünde bulunan insanlar gökyüzünü göremezdi yeryüzüne konulsaydı ona kat ve kat fazla gelirdi onu yemek isteyen kimse, büyüklüğü bilinen elinin avucuyla ona uzansaydı yine de onu avuçlayabilirdi. O meyve havadan daha latiftir. Fakat kişi bu büyüklüğüne rağmen onu elinde tutar. İşte bu akılların dünyada imkansız saydığı bir iştir. Zünnun el Misri onu gördüğünde büyüğü küçültmeden, küçüğü büyütmeden ya da darı genişletmeden, genişi daraltmadan, büyüğün küçüğün üzerine yerleştirilmesi hakkında kendisinden rivayet edilen şeyleri söylemiştir. O halde portakal zikrettiğimiz gibi büyüktür. Küçük eliyle onu tutmak ve kendisini kavramak mümkündür. Bunun niteliği ise bilinmez, görülür, onu sadece Allah bilebilir.'' Bu bilgi Allah'ın kendisine ayırdığı bilgilerdendir. Bize göre zamansal bir gün onlara pek çok senedir. Bu yerin zamanları farklı farklıdır. Şöyle devam etti. O arz içinde başka bir arza daha girdim ki görünüşte beyaz gümüşten ağaçları, nehirleri ve hoş meyveleri olan bir yerde. Hepsi gümüştendi. Onun ahalisinin bedenleri bütünüyle gümüştü. Aynı şekilde bütün arz, ağaçları, meyveleri, nehirleri, denizleri ve yaratıklarıyla kendi cinsinden de. Meyveleri toplanıp yenildiğinde diğer yiyecekler gibi tat, koku ve fayda verir. Şu var ki bu haz nitelenemez ve anlatılamaz. Orada bembeyaz kafurdan bir yere girdim. İçinde çeşitli mekanlar vardı. Birisi ateşten daha sıcaktı. İnsan onun içine girer ve o insanı yakmaz.'' Oradaki bazı mekanlar ılık, bazı mekanlar soğuk idi. Bu büyük yerdeki arzlardan her birisi o kadar büyüktü ki gök onun içine konulmuş olsaydı arza kıyasla iplikteki bir düğüm kadar kalırdı. Hakikat alemindeki bütün arzlar içinde bana göre en güzel ve mizacıma en uygun olan arz zaferan arzıydı. Orada gördüğüm arzlar içinde onlardan daha açık gönüllü ve kendilerine gelenlere karşı daha güler yüzlü hiç kimse yoktu. Onu merhaba ve hoş geldin diyerek karşılayabiliyordu. Oranın yiyeceklerinin bir özelliği herhangi bir şeyi yerken meyvesinden bir parça kopardığında koparır koparmaz yerine yenisinin bitmesidir. Ya da herhangi bir meyveyi dalından aldığında onu alır almaz benzeri meydana gelir.'' Bu o kadar hızlıdır ki ancak zeki kişi fark edebilir. Dolayısıyla yenilenen şeyde asla eksilik görünmez. Kadınlarına baktığımda onlara kıyasla cennetteki hurilerin hurilere kıyasla dünyadaki beşer kadınları gibi olduğunu gördüm. Onlarla cinsel ilişkisi hiçbir hazza benzemez. Oranın ahalisi kendilerine gelen kişileri en çok seven yaratıklardır. Onlarda teklif yoktur. Bilakis hakka hürmet ve onu yüceltme özelliğinde yaratılmışlardır. Buna aykırı bir şey isteseler bile yapamazlar. Binalarına gelince, bir kısmı onların himmetlerinden, niyetlerinden, bir kısmı ise tıpkı bizdeki gibi araç kullanmak ve güzel sanat sayesinde meydana gelir. Hakikat arzının denizleri birbiriyle karışmaz. Nitekim Allah iki denizi birbiriyle buluşmak üzere salı vermiştir. Aralarında berzah vardır, kavuşmazlar buyurur. Böylece altın denizinin dalgalarını komşuluk ilişkisiyle demir denizine vurduğu gözlenir. Bu esnada onlardan birisinden diğerine hiçbir şey katışmaz. Denizlerin suları hareket ve akışta da havadan daha latiftir suları o kadar durudur ki içerken sudaki hiçbir canlı ya da suyun üzerinden aktığı yerden hiçbir şey sana gizli kalmaz. Ondan içmek istediğinde içilen hiçbir şeyde bulamayacağın bir hazzı bulursun. Onun yaratıkları tenasül olmaksızın diğer bitkiler gibi orada yetişir. Hatta onlar bizim alemimizde haşerelerin meydana gelişi gibi toprağın kokuşmasından onun toprağından oluşur. Onların erlik sularından cinsel ilişkide çocuk meydana gelmez ve cinsel ilişkileri sadece arzu ve haz içindir. Bineklere sürücünün isteğine göre büyür veya küçülür. Bir şehirden başka bir şehre yolculuk yaptıklarında karadan ve denizden giderler. Karada ve denizde yürüyüşlerinin hızı ise gözün gördüğü şeyi algılamasından hızlıdır. Hakikat arzının ahalisi farklı hallerdedir. Bir kısmında arzular... Bir kısmında Hakkın Vertebesini yüceltme baskın gelmiştir. Orada dünya renkleri içinde hiç tanımadığım renkler, altın ya da bakır olmadığı halde altına benzeyen madenler gördüm. Orada duruluk nedeniyle gözün kendilerinden geçtiği inci veya yakuttan şeffaf taşlar gördüm. Hakikat tarzının gariplikleri. Orada bulunan en garip şeylerden birisi havaya benzeyen bayağı cisimlerdeki renklerin algılanmasıdır. Algı, kesif cisimlerdeki renklere iliştiği gibi onların renklerine ilişir. Şehirlerinin kapılarında yakut taşlardan belgeler vardı. Bu taşlardan her birisi 500 kulaçtan fazlaydı. Kapının havadaki yüksekliği fazladır. Ona o kadar silah ve zırhlar asılmıştı ki bütün arzın mülkü toplansa onları satın almaya yetmezdi. Orada güneş olmaksızın ardışık olarak gelen karanlık ve ışık vardı karanlık ve ışığın art arda gelmesiyle zamanı bilirler. Karanlıkları gözü algıladığı şeyden perdelemediği gibi ışık da onu perdelemez. Onlar düşmanlık ve kötü niyet ya da açık bir bozgunculuk olmaksızın savaşırlar. Denizde yolculuk yaptıklarında ve denize daldıklarında deniz suyu böyle bir durumda bizi yuttuğu gibi onları yutmaz. Bilakis deniz içinde su canlıları gibi yürür yüzer, böylece sahile çıkarlardı.'' O arzda öyle zelzeleler olur ki bizim dünyamızda gerçekleşseydi yeryüzü değişir ve üzerinde bulunan herkes yok olurdu. Şöyle demiştir. Bir gün onlardan bir toplulukla sohbet ederken bir anda güçlü bir zelzele oldu. Sağ sola koşuştururken göz göremeyecek şekilde çocukların kaçıştığını gördüm. Ne olup bittiğinin farkında değildik. Adeta toprağın üzerinde onun bir parçası gibiydik. Zelsele bitip yeryüzü sakinleştiğinde topluluk elimi tuttu. Adı Fatma olan kızımın evine yerleştirdi. Topluluğa dedim ki, onu annesinin yanında sağlıklı olarak bırakmıştım. Şöyle karşılık verdiler. Doğru söylüyorsun. Fakat bu arz yanımızda biri varken asla bizi sallamamıştır. Bunun yegane istisnası yanımızdaki şahsın veya bir yakının ölmüş olmasıdır. İşte Zelzele kızının ölümünden dolayı meydana geldi. Onun durumuna bir bak. Ben de Allah'ın dilediği süre onlarla oturdum. Arkadaşım ise beni bekliyordu. Ayrılmak istediğimde yolun ağzına kadar benimle yürüdüler. İçeri girerken bana giydirdikleri elbiselerini aldılar ve evime geldim. Eve geldiğimde arkadaşımla karşılaştım ve bana şöyle dedi. Fatma can çekişiyor. Hemen yanına girdim. Yanına girer girmez kızım canını teslim etti. O esnada Mekke'deydim. Cenazesini hazırladık. Malada defnettik. Bu olay hakikat arzı hakkında bana bildirilen şeylerin en gariplerinden birisidir. Şöyle devam etti. Orada ahalisinin tavaf ettiği örtüsüz bir Kabe gördüm. Mekke'de bulunan Kabe'den daha büyük dört duvarı vardı. Kendisini tavaf ederken onlarla konuşur, onları selamlar, sahip olmadıkları bilgileri kendilerine verirdi hakikat arzında su gibi akan topraktan bir derya gördüm. Demirin mıknatısı akıp ona yapışması gibi birbirlerine akan çekilen küçük ve büyük taşlar gördüm. Demirin mıknatıstan ayrıştırılması misalindeki gibi bir ayırıcı ayırmadığında ki bunu engelleme gücüne sahip değildir, tabiatları gereği birbirlerinden ayrılmıyorlardı. Bu yerin taşları ve tabiatları baş başa bırakıldığında belirli bir mesafe ölçüsünde birbirlerine akıyordu.'' Böylece bir taş diğerine eklenir ve bir gemi sureti meydana gelirdi. Onlardan meydana gelmiş küçük binekler ve iki sandal gördüm. Gemi ya da sandal bu taştan oluştuğunda yani kaynaştığında toprak denizine atıyorlar ve ona binip diledikleri şehirlere gidiyorlardı. Şu var ki geminin tabanı toprak ya da kumdan iti ve parçalara özel bir şekilde birbirlerine bağlanmıştı. Bütün gördüklerim içinde o gemilerin denizde yüzüşünden daha tuhafını görmedim. Bineklerin yapılış tarzı aynıydı. Şu geminin arka bölümündeki iki kanatta iki büyük silindir vardı ki boyu gemiden yüksekti. Bineğin yeri arka bölümden iki silindir arasındaki yere kadar açıktı ve denizle eşitti. Denizin kumu o açık yerden içeri giremiyordu. Şekli şöyledir. Bu arzda Nur şehirleri denilen şehirler vardır.'' O şehirlere ariflerden sadece bütünüyle seçilmiş ve istenilmiş kimseler girebilir. Bunlar 13 şehirdir ve aynı yüzeyde değildir. Yapılışları tuhaftır. Şöyle ki, bu arzdaki herhangi bir yere yöneldiklerinde orada büyük surları olan küçük bir şehir kurarlar. Bir süvari orayı dolaşmak istediğinde şehrin etrafını ancak üç yılda dolaşabilirdi. Şehre yerleştiklerinde onu menfaat, mal ve silahlarının koruyucusu yaparlar.'' daha sonra şehrin bir köşesine şehrin burçlarından daha yüksek ve onları çevreleyecek burçlar dikmişlerdi. Binayı taşla uzatmışlar, böylece şehir için adeta evin çatısı haline gelmişti. Bu çatıyı üzerinde öncekinden büyük bir şehir inşa ettikleri arz haline getirmiş, o şehri imar edip yurt edinmişlerdi. Bu şehirde onlara dar geldiğinde üzerine daha büyük bir şehir yapmışlardı. Şehir daraldıkça şehirleri arttırmaya devam etmişlerdir. Böylece şehirlerin sakinlerinin sayısı sürekli artar, onlar şehir kurmakla tabaka tabaka yükselmiş, böylece 13 şehre ulaşmıştır. Hakikat arzının hükümdarları şöyle demiş, Onlardan bir süre ayrıldım, sonra tekrar yanlarına girdim. Bir de gördüm ki birisi diğerinin üzerinde iki şehir daha kurmuşlar.'' lütufkar ve sevecen hükümdarları vardır. Onlardan bir grupla sohbet ettim. Hükümdarlardan birisi Tali yani sonra gelen ki o tabidir, uyandır ve him yerdeki prens mesabesindeydi. Allah ondan daha fazla zikreden bir hükümdar görmedim. Kuşkusuz Allah'a zikretmek, onu mülkünü yönetmekten alıkoymuştu. Ondan yararlandım ve benimle çokça oturdu. Onlardan birisi de Zul'urf büyük bir hükümdardı. Hakikat arzının hükümdarları içinde hükümdar elçilerinin daha çok geldiği kimse görmedim. Zülurf çok hareketli, yumuşak ve şefkatli birisiydi. Herkes ona ulaşabilirdi. Konuklarına lütufkardı. Fakat öfkelendiğinde öfkesinin karşısında hiçbir şey duramazdı. Allah ona dilediği gücü vermişti. Arzın denizinin hükümdarını gördüm. Hükümdar kendisine yaklaşılamayan Sabih adındaki birisiydi. O kendisine yönelen kişilerle pek az otururdu. Hiç kimseye iltifatı yoktu. O hükümdar kendisinden istenilen şeyle değil, düşündüğü kimseyle beraberdi. Ona sabık kadındaki büyük bir sultan komşuydu. Bir konuk huzuruna girdiğinde oturduğu yerden ona doğru kalkar, yüzünde bir tebessüm meydana gelir, onun gelişi nedeniyle mutluluğunu gösterir, kendisinden bir şey istenilmeden muhtaç olunan her şeyi konuğa sunardı.'' Bunun sebebi nedir diye sorduğumda şöyle cevap verdi: İstek sahibinin yüzünde herhangi bir yaratıktan bir şey istemenin horluğunu görmek istemem. Çünkü kimsenin Allah'tan başkasının karşısında hor ve hakir olmasını kabul edemem. Herkes Allah karşısında tevhid kapladığı üzere bulunuyor değildir ve yüzlerin çoğu Allah'tan perdelenmekle beraber konulmuş sebeplere çevrilmiştir. Bu durum konuğa ikram hususunda gördüğün şeyi hemen yapmamı sağlıyor. Dedi ki, el kaim bir emrillah, Allah'ın emrini uygulayan diye adlandırılan başka bir hükümdarın huzuruna girdim. Bu hükümdar, hakkın büyüklüğü kalbini kapladığı için kendisine gelen konağa iltifat etmiyor, farkına bile varmıyordu. Ariflerden ona konuk olanlar bulunduğu durumda onun halini görmek için geliyordu.'' onu hor suçlu bir köle gibi iki elini göğsüne bağlamış, gözlerini ayaklarına dikmiş, kılı bile kıpırdamadan ve hiçbir ekleme oynamadan dururken görsün. Nitekim sultanlarının karşısında bir topluluğun hali şöyle betimlenmiştir. Sanki bir kuş var başlarında, zulüm değil, hürmet korkusundandır. Arifler bu hükümdardan murakabe halini öğrenir. Şöyle devam etti. Radi denilen görünüşü heybetli, konuşması tatlı ve çok kıskanç bir hükümdar gördüm. Sürekli hakkında düşünmekle sorumlu olduğu şeyi tefekkür ediyordu. Hakkın yolundan birisinin çıktığını gördüğünde onu hakkın yoluna döndürürdü. Şöyle demiştir: Onunla sohbet ettim ve kendisinden yararlandım. Onların hükümdarlarının pek çoğuyla oturdum. Allah korkusundan kaynaklanan pek çok garipliklerini gördüm. Onları yazsaydım hiç kuşkusuz hem yazanı ve hem dileğini kör ederlerdi. Bu nedenle bu arzın sırlarından bu kadarıyla yetindik. Onun şehirleri sayıca sınırsızdır ve şehirleri köylerinden daha çoktur. O şehirleri yöneten hükümdarlar ise 18 kişidir. Onların bir kısmını zikrettik, bir kısmı hakkında ise sustuk.'' Her sultanın kendine mahsus bir yaşantısı ve başkasına ait olmayan hükümleri vardır. Hakikat tarzının yönetimi şöyle dedi. Bir gün yönetim tarzlarını görmek için divanlarına girdim. Gördüklerimden birisi şuydu: "Onların arasında hükümdar ne kadar olurlarsa olsunlar, yönettiklerinin rızkını karşılayan kimseydi. Yemek hazırlanınca tahsiller dedikleri ve her evin elçileri olan sayısız yaratık beklerdi." Görevli kişi ailesi ölçüsünde ona mutfaktan veriyor, tahsildar da yemeği alıp ayrılıyordu. Halkın rızkını dağıtan kişi ise tahsildarlar sayısınca ellere sahip tek kişiydi. Böylece aynı anda her şahsın yemeğini kabına doldurabiliyor ve yemeğini alan kişi de ayrılıyordu. Yemekten artan kısım bir depoya kaldırılıyordu. Bu dağıtıcı tahsildarların işini tamamladığında depoya girer ve yemeğin kalanını oradan alır ona hükümdarın sarayının kapısı önündeki yoksullara dağıtır onlar da verilen yemeği yerdi her gün böyle yapılırdı Her hükümdarın hazinedar diye isimlendirilen ve depodan sorumlu yakışıklı bir adamı vardı Hükümdarın sahip olduğu her şey onun tasarrufuna bırakılmıştı Onların yasalarından birisi şuydu hükümdar haznedarı bir kez görevlendirdiğinde artık onun azledilmesi söz konusu değildi. Onların içinde hareketleri beni şaşırtan bir şahıs gördüm. O hükümdarın yanında, ben ise hükümdarın sağında oturuyordum. Hükümdara sordum, bu adamın sizin yanınızdaki konumu nedir? Hükümdar gülümsedi ve şöyle cevap verdi. Ne o, garipsedin mi? Cevap verdim, evet. Hükümdar şöyle dedi, bu adam bize evleri ve şehirleri yapan mimardır. Bütün bu gördüklerin onun eserleridir. Sarraf çarşılarını gezdiğimde her şehirde ve hükümdarın yönetimi altındaki şehirlerde tek bir paranın geçtiğini gördüm. Şöyle dedi. Onların her durumdaki gidişatlarını böyle gördüm. Her işi tek kişi yapıyordu fakat yardımcıları vardı. Bu hakikat arzının insanları Allah'ı en çok bilen kimselerdi. Aklın bizim nezdimizdeki delil nedeniyle imkansız saydığı her işi burada mümkün ve gerçekleşmiş gördük. Kuşkusuz Allah her şeye güç yetirendir. Böylece akılların eksik olduğunu ve Allahü Teala'nın iki zıttı bir araya getirebildiğini, bir cismi iki mekanda bulundurabildiğini, arasın kendi başına varlığını sürdürebildiğini, yer değiştirebildiğini, cevherin cevher ile ayakta durduğunu öğrendik. Aklın zahiri anlamını tevil ettiği bize gelmiş her ayet ve hadisi hakikat tarzında zahiri anlamıyla bulduk. Cin ve melek gibi ruhsal bir varlığın şeklini aldığı ya da uykuda içinde insanın kendisini gördüğü her suretin hakikat tarzının bedenlerinden olduğunu gördük. Onların bu arzdan özel bir yeri vardır. Hakikat tarzının sakinlerinin bütün aleme uzayan bağları vardır. Her bağ üzerinde de bir emanetçi vardır.'' bu emanetçi bir ruhun elindeki suretlerden birisine istidat kazanmış olduğunu gördüğünde hemen o sureti o ruha giydirir. Buna misal olarak Dıhyetül Kelbi suretinin Cebrail'e giydirilmesini verebiliriz. Bunun sebebi şudur. Allah bu arzı berzahta meydana getirmiş, ondan ruhanilerin giymiş olduğu bu bedenlere ait bir mevzi belirlemiştir. Nefisler de uykuda ve ölümden sonra oraya intikal eder.'' Binaleyh biz de onun bir alemindeniz. Bu arzın bir ucu vardır ki cennete girer ve çarşı yani suretler çarşısı diye isimlendirilir. Biz sana bu arzın aleme bakan yönünün nasıl uzadığının misalini açıklayacağız. İnsan kandile, güneşe ya da aya bakıp sonra bakan ile aydınlık cisim arasına engeller girdiğinde bu aydınlık cisimden göze ışıktan çizgilere benzer şeyler geldiği görülür. Bunlar kandilden göze defalarca ulaşır. Aydınlık cisim ile göz arasına giren bu tozlar, bakan kişinin önünden yavaş yavaş kalktığında ise, aydınlık cisimden göze doğru uzamış bu çizgilerin aydınlık cismin içinde dürüldüğü görülür. Aydınlık cisim, bu hakikat aleminden o suretlere ait yerin, cisme bakan kişi ise alemin çizgilerin uzaması ise nefislerin uykuda ve ölümden sonra ve cennet karşısında intikal edecekleri ve ruhların giyecekleri suretlerin örneğidir. Bakan ile aydınlık cisim arasında engel olan tozları giderme fiiliyle bu çizgileri görmeye yönelişin ise istidat kazanmanın örneğidir. Bu çizgilerin bu halde ortaya çıkışları suretlerin istidat vesilesiyle ortaya çıkmasıdır. Perde kalktığında çizgilerin aydınlık cisimde dürülmeleri, istedat kaybolduğunda suretlerin bu arıza dönmelerinin örneğidir. Bu açıklamadan sonra artık herhangi bir izah yoktur. Hakikat arzının sırları ve onunla ilgili bilgiler hakkında geniş açıklamaları özellikle bu konuya dair büyük bir kitabımızda yapmıştık. 12. Kısım Ateşten yaratılmış ruhların varlığının bilinmesi Ateşi ve bitkileri birbirine kattı o bir fiil varlık kazandı, cin sureti iki şey arasında ara varlık olarak, o iki şey düşüklükte mekan sahibi cisimsel ruh ile neredeyse olmayan ruhtur. Onlardan cisimleşmenin karşısında bulunan yalan olmaksızın beslenmek için yiyecek istemiştir. Meleklerin karşısında bulunan ise dış dünyada şekilden şekle girme özelliğine sahiptir. Bu nedenle bir vakit itaat eder, bir vakit isyan. Onların muhalifleri de iki ateşiyle cezalandırılır. Allah şöyle buyurmuştur: Cinleri havayla karışık ateşten yarattı. Sahih bir hadiste ise şöyle denilir: Allah melekleri nurdan, cinleri ateşten, insanı ise size söylenen şeyden yarattı. Hazreti Peygamber'in insanın yaratılışı hakkında size söylenen deyip, meleklerin ve cinlerin yaratılışı hakkında belirttiğine benzer bir şey söyleme işi özetleme amacı taşır. Çünkü ona hakikatleri toplama özelliği verilmişti ve bu da ondandır. Çünkü melekler veya cinlerin yaratılış esasında bir farklılık yoktu. Halbuki insanın yaratılışı dört farklı türde gerçekleşmiştir. Bu itibarla Adem'in yaratılışı Havva'nın yaratılışına, Havvanın yaratılışı Adem oğullarının yaratılışına, İsa'nın yaratılışı ise zikredenlerin yaratılışına benzemez. Binaaleyh Hazreti Peygamber özetlemek istemiş ve insanın yaratılışının ayrıntısını bize ulaşan haberlere bırakmıştır. Bu itibarla Adem topraktan, Havva Adem'den alınmış kaburgadan, İsa Ruhul Kudüs'ün Cebrail üflemesinden, Adem oğulları ise kokuşmuş bir sudan yaratılmıştır. Allah dört unsur yaratmış. Duman sabit gezegenler feleğinin iç bükeyine doğru yükselip bu dumanda yedi gök ortaya çıktığında hepsi birbirinden ayrışmıştır. Her gökte besinler takdir edildikten sonra Allah emrini göğe vahyetmiştir. Bütün bunlar dört günde gerçekleşmiştir. Sonra Allah göklere ve yere isteyerek veya zorla geliniz demiş başka bir ifadeyle görevlendirdiğim işte sizden beklenen göreve çağırdığımda çağrıma icabet ediniz demiş. Onlar da gönüllü geldik diye cevap vermiştir. Allah gök ve yer arasına bir manevi kaynaşma ve Hakk'ın bu yeryüzünde var etmek istediği maden, bitki ve hayvan gibi türeyenlere yöneliş yaratmış. Yeryüzüne adeta bir eş, göğü ise bir koca gibi yaratmıştır nasıl ki erkek cinsel ilişkiyle kadına erlik suyunu ulaştırır aynı şekilde gökte Allah'ın kendisine vahyettiği emrini yeryüzüne bildirir yeryüzü de aktarma esnasında farklı türlere göre Hakk'ın kendisinde sakladığı şeyleri ortaya çıkartır bunlardan birisi şudur hava tutuşup ısındığında tıpkı bir kandil gibi tutuşur bu alev ateşin tutuşmasıdır ve tutuşma havanın yanmasından meydana gelir buna variç denilir. Bu ateşin variç diye isimlendirilmesinin nedeni onun hava ile karışık bir ateş olmasıdır. Başka bir ifadeyle o tutuşmuş havadır. Çünkü merç karışım demektir. Bitkiler karışık olarak bulunduğu için merç yani mera, otlak, merç diye isimlendirilmiştir. Şu halde Adem iki unsurdan su ve toprak oluştuğu gibi cinde iki unsurdan oluşur. Hava ve ateş Adem söz konusu olduğunda su ve toprak yoğrulup ona tin adı verildiği gibi ateşin hava ile karışımına da mariç ismi verilmiştir. Ardından Allah söz konusu karışımda cinlerin suretini açmıştır. Binale içerdikleri hava nedeniyle cinler diledikleri her surete girebilirken, kendilerindeki ateş unsuru sayesinde de incelmiş ve latiflikleri artmıştır. Cinlerde ezme, büyüklenme ve üstün olma duygusu vardır. Çünkü kendisinden meydana geldikleri ateş unsuru konumu itibariyle unsurların en üstünüdür. Ateş doğanın gerektirdiği tarzda eşyayı dönüştürmede büyük bir etkinliğe sahiptir. Allah kendilerine emrettiğinde cinlerin Adem'e secde etmek hususunda büyüklük taslamalarının nedeni budur. Cinler kendilerini ben ondan daha iyiyim demeye sevk eden bir yorum yapmıştır. Başka bir anlatımla Allah'ın diğer dört unsur arasında cinin aslı olan ateşe verdiği üstünlük nedeniyle ben ondan daha iyiyim demişlerdir. Cinler Adem'in kendisinden yaratılmış olduğu suyun otoritesinin ateşten daha güçlü olduğunu anlamadı. Çünkü su ateşi yok eder. Toprak ise basit unsurları olan soğukluk ve kuruluk nedeniyle ateşten daha sabittir. Binaleyh Adem, Allah'ın onu var ettiği iki unsurun baskın gelmesiyle güç ve direnç sahibi olmuştur. Gerçi Adem de diğer iki unsur bulunsa bile onlarda bu otorite yoktur. Diğer unsurlar cinlerde de bulunan hava ve ateş unsurlarıdır. Bu nedenle cinlerin kendisinden yaratıldığı unsur mariç yani dumanlı ateş diye isimlendirilmiş fakat onun tabiatında bu otorite bulunmamıştır topraktan olması nedeniyle Adem'e tabiatı gereği tevazu verilmiştir. Büyüklenirse kendisine ilişen ve Adem'in de içerdiği ateş unsuru sayesinde kabul ettiği bir durum nedeniyle büyüklenir. Nitekim Adem kendisindeki hava unsuru sayesinde de hayal ve hallerindeki suretlerin farklılaşmasını kabul etmiştir. Cinlere ise ateşten var edilmeleri nedeniyle tabiatları gereği büyüklenme duygusu verilmiştir. Tevazı gösterirlerse bu durum içerdikleri toprak unsuru nedeniyle kabul ettikleri arizi bir halden kaynaklanır. Nitekim şeytan iseler saptırmaya, şeytan değillerse itaat hususunda direnç göstermeyi kabul etmeleri de aynı özellikten kaynaklanır. Hz. Peygamber Rahman suresini sahabesini okuduğunda şöyle demiş, ''Ben bu sureyi cinlere de okudum, onlar sizden daha iyi dinledi.'' Onlar Rabbinizin rahmetinden hangisini yalanlarsınız ayetini okuduğumda Rabbimizin rahmetinden hiçbir şeyi yalanlamayız diyorlardı. Böylece cinler bu ifadede sabit idi. Hz. Peygamber kendilerine Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız ayetini okuduğunda depreşmiyorlardı. Bu sabitliğin nedeni kendilerindeki toprak ve ateşin sıcaklığını yok eden su unsurudur. Bu itibarla onların bir kısmı tıpkı bizim gibi itaatkar, bir kısmı ise isyankardır. Cinler tıpkı melekler gibi suretlerde şekillenme özelliğine sahiptir. Allah gözlerimizi onları görmekten engellemiş, dolayısıyla onları göremeyiz. Şu var ki Allah bazı kullarına göstermek ister ve onlar da cinleri görebilir. Cinler, incelik ve latiflik aleminden olduğu için istedikleri mahsus suretlerin şeklini alma özelliğine sahiptir. Yine de bir ruhaninin kendisine nispet edildiği asli suret, Allah'ın onu var ettiği ilk anda kabul ettiği surettir. Ardından Allah'ın kendisine girmesini dilediği suretlere girebilir. Allah gözlerimize açıp musafire, tasvir eden gücünün ki musafire gücü Allah tarafından insanın hayalinde tasvir işiyle görevlendirilmiştir. Tahayyül ettiği şeyleri görebilseydik, kuşkusuz insana her an birbirine benzemeyen farklı suretlerde görebilirdin. Ruh aleve üflediğinde ki alev zayıflığı, havanın baskınlığı ve tek bir halde kalamayışı nedeniyle titremiş ve üfleme titreşimini artırmıştır. Cinler alemi bu surette ortaya çıktı. Beşer türünde erlik suyunun kadının rahmine atılmasıyla üreme ve çoğalma meydana gelirken cinlerde üreme havanın dişinin rahmine üflenmesiyle gerçekleşir. Böylece cinler sınıfında çoğalma ve üreme meydana gelmiştir. Onların varlıkları yaydadır ve yay ateş unsurundandır. Varit böyle demiştir. Allah onu yanıltmaktan korusun. Cinlerin yaratılışıyla Adem'in yaratılışı arasında 60 bin sene vardır. Bazı insanların zannına göre 4 bin sene geçtikten sonra cinlerin üremesinin kesilmesi gerektiği gibi 7 bin sene geçtikten sonra da insanların üremesinin kesilmesi gerekiyordu. Halbuki iş böyle olmamıştır. Aksine iş Allah'ın dilediği duruma döner. Dolayısıyla beşer türünde olduğu gibi cinlerde de üreme bugüne kadar sürmüştür. Adem'in başlangıcı ve ne kadar süre önce yaratılmış olduğu tam olarak bilinmez. Ya da dünyanın süresinin tamamlanıp insanların yok olması ve ahiret hayatına göçmeye ne kadar süre kaldığı da bilinemez. Söz konusu iddia, bilgide derinleşenlerin görüşü değildir. Onu görüşleri muteber olmayan bir güruh iddia etmiştir. Melekler nurlara, cinler rüzgarlara, insanlar ise bedenlere üflenmiş ruhlardır. Şöyle denilmiştir. Havvanın Adem'den ayrışması gibi, yani kaburga kemiğinden var olması gibi, ilk var olan cinden bir dişe ayrışmış değildir. Bazı kimseler şöyle iddia etmiştir. Allah cinlerden ilk yarattığı kimsede bir ferç yaratmış. Onun bir parçası diğeriyle cinsel ilişkiye girmiş ve böylelikle Adem'in zürriyeti gibi dişi ve erkek doğurmuş. Sonra doğanlar birbirleriyle cinsel ilişkiye girmiştir. Dolayısıyla cinlerin yaratılışı hünsa idi. Bu nedenle cinler ara alemdendir. Hünsa dişiye ve erkeğe benzediği gibi cinlerde insana ve meleklere benzer. Din önderlerinden birisinden aktarıldığına göre bir din büyüğü yanında iki çocuk bulunan bir adam görmüş. Adam Hünsa idi. Çocuklardan birisi belinden baba, diğeri karnından idi, anne. Başka bir ifadeyle cinsel ilişkiye girmiş oğlu olmuş, tekrar ilişkiye girmiş diğerini doğurmuş. Hünsa, rehavet, gevşemek, güç ve şiddetten yoksunluk anlamındaki inhanastan türetilerek Hünsa diye isimlendirilmiştir. Hünsa kendisinde erkeklik gücü güçlenip erkek olamadığı gibi dişilik gücü güçlenip de kadın da olamayan kimse demektir. Bu nedenle bu iki güçten yoksun kalmış ve Hünsa diye isimlendirilmiştir. Allah en iyisini bilendir. Cinlere hava ve ateş unsuru baskın geldiği için onların gıdaları havanın taşıdığı kemiklerdeki yağdır. Kuşkusuz Allah cinler için onlar da rızık yaratmıştır. Biz kemiğin maddesinin ve taşıdığı etlerden hiçbir şeyin eksilmediğini gözleriz. Böylece Allah'ın cinler için kemiklerde rızık yarattığını kesin olarak öğrendik. Bu nedenle Hazreti Peygamber kemikler hakkında şöyle buyurur. Kemikler cin kardeşlerinizin gıdasıdır. Başka bir hadiste ise Allah cinler için kemiklerde rızık yaratmıştır buyurulmuştur. Bir keşif sahibi kemiklere gidip yırtıcı hayvanlar gibi onu koklayıp sonra rızkını almış bir halde geri dönen cinler gördüğünü bana bildirmiştir. Onların gıdaları bu koklamadadır. Lütufkar ve haberdar Allah münezzehtir. Cinsel ilişkide cinlerin bir araya gelmelerine gelince bu bir kıvrılmadır. Bu durum körükten veya tandırdan birbirine karışmış halde çıkan dumana benzer. Onlar da birbirlerinin içine girer, iki şahıstan her birisi bu girişlikten bir haz alır. Hurmanın salt rüzgarla döllenmesine benzer olarak bu birleşmede aktardıkları şey beslenmeleriyle aynıdır. Cinler kabile ve aşiretler halindedir. Esasta 12 kabile oldukları ardından alt kabilelere ayrıldıkları anlatılır. Aralarında büyük savaşlar meydana gelir. Bazı fırtınalar onların savaşları olabilir.'' Çünkü fırtına birisi diğerinin kendisini yarıp geçmesine engel olan iki rüzgarın karşı karşıya gelmesidir. Bu engelleme, iki zıt rüzgarın karşılaşmasının meydana getirdiği ve gözlemlediğimiz hortuma yol açar. İşte cinlerin savaşması böyle bir şeydir. Ancak her fırtına onların savaşı değildir. Amr el-Cinni'nin hikayesi meşhurdur ve anlatılır. Onun öldürülmesi kendisine gösterilip ortadan kalkan bir fırtınaydı. Bu esnada ölüm döşeğindeydi ve çok geçmeden de ölmüştü. Söz konusu kişi cinlerden salih bir kuldu. Burada hikaye ve haberleri anlatmamız uygun olsaydı onun hikayesini de kısmen zikrederdik. Fakat bu kitap manalar bilgisi kitabıdır. Binaleyh onların öyküleri hakkında edebiyat ve şiir tarihlerine bakılmalıdır. Sonra konumuza dönüp deriz ki, bu ruhsal alem şekillenip mahsus bir surette ortaya çıktığında göz onu hapseder. Öyle ki ruhani göz fakat insanın gözü kendisine baktığı sürece oradan çıkamaz. İnsanın gözü onu hapsedip kendisine bakmayı sürdürür ve kaçacağı bir yer kalmadığında ruhani adeta kendisine bir örtü yaptığı bir sureti insana gösterir. Sonra insana bu suretin belirli bir yöne doğru yürüdüğü zannını verir. İnsan gözüyle o sureti takip eder.'' Göz onu takip ettiğinde ise ruhani gözün hapsinden kurtulur ve gizlenir. Onun gizlenmesiyle de insanın gözünün takip ettiği ve gerçekte ruhaniye ait bu suret bakan kişinin gözünden kaybolur. Suret ile ruhaniyenin ilişkisine misal olarak ışığı duvarlara yayılan kandil ve onun ışığını verebiliriz. Kandilin cismi gizlendiğinde ışık da kaybolur. İşte bu surette böyledir. Bunu bilip gözüyle ruhaniyi hapsetmek isteyen kimse gözüne sureti takip ettirmez. Bu durum ancak Allah'ın bildirmesiyle öğrenilen ilahi sırlardandır. Söz konusu suret ruhani'den başka bir şey değildir. Hatta bin mekanda ya da şekilleri farklı her mekanda ruhani'nin aynıdır bu suretlerden herhangi birisinin öldürülmesi tesadüf etse ve o suret görünüşte ölse, suretin sahibi olan ruhani dünya hayatından berzağa göçer. Dünya hayatında artık onun bir sözü kalmaz. Nitekim biz de ölümle berzağa göçeriz ve her ikimizin durumu aynıdır. Ruhanilerin göründüğü bu duyulur suretler cesetler diye isimlendirilmiştir. Bu isimlendirmenin kaynağı şu ayettir. Onun Hazreti Süleyman'ın kürsüsüne bir ceset attık. Onları yemek yemeyen cesetler yapmadık. Ruhanilikte ortak olsalar bile cin ve melekler arasında fark vardır. Cinlerin gıdaları tabi cisimlerin taşıdığı yemeklerdir. Melekler ise böyle değildir. Allah, Hazreti Halil İbrahim'in konu hikayesinde şöyle buyurur. Ellerinin ona ulaşmadığını gördüğünde onlardan çekinmiştir. Yani kızartılmış koyuna ulaşmadığında... Başka bir ifadeyle konuklar o yemekten yememiş ve bunun üzerine İbrahim de onlardan korkmuştur. Cinler Aleminin Yaratılışı Cinler aleminin yaratılış vakti geldiğinde birinci felekte bulunan meleklerden üç güvenilir melek yönelir. Sonra ikinci gökte bulunan vekillerinden cinlerin yaratılışında gereken şeyleri alıp göklere iner ve iki gökteki vekillerden yani ikinci ve altıncı göktekilerden gereken şeyleri alır ardından unsurlara iner ve orada mahalli hazır hale getirirler. Bu üç güvenilir meleğe üç melek daha katılır. Onlar da ikinci gökten gereken şeyleri o göğün vekillerinden alır. Sonra üçüncü göğe ve oradan beşinci göğe inerler ve iki melek daha kendilerine katılır. Altıncı göğe uğrar ve meleklerden başka bir vekil daha alırlar. Sonra düzenleme işini tamamlamak için unsurlara inerler. Böylelikle kalan altı melek onlarla iner ve ikinci ve diğer göklerdeki vekillerden diğer şeyleri alırlar. Bunların hepsi el alim ve el hakimin izniyle bu alemi yaratmak için toplanır. Cinler aleminin yaratılışı tamamlanıp yapısı yetkinleştiğinde ruh emir aleminden kendisine yönelir ve bu surete ruh üfler. Onun varlığıyla da bu surete hayat yayılır böylece bu varlık üzerinde yaratıldığı bu yaratılışa göre kendisini var edenin hamdini ve övgüsünü dile getirici olarak bir fiil var olur. Bu esnada onda sebebini ve kime karşı olduğunu bilmediği bir büyüklük ve izzet duygusu vardır. Kime karşı olduğunu bilmiyordur çünkü tabiatlar aleminde kendisinden başka yaratılmış bir kimse yoktur. Böylece cin alemi üstünlüğü konusunda ısrarcı, kendisini var edenin Rabliği karşısında ise mütevazi bir kul olarak kalır. Rabbine karşı tevazu içinde kul olması yaratılışındaki özellikten dolayıdır ve bu durum Adem'in yaratılışına kadar sürmüştür. Cinler Adem'in suretini gördüklerinde içlerden birisine ki adı Haris'tir tabiatından kaynaklanan nefret baskın gelmiş, bu Adem suretini gördüğü için yüzü öfkeden kızarmıştır. Onun öfkesi hem cinslerince görülmüş, onlar da Haris'te gördükleri tasa ve üzüntü nedeniyle kendisini kınamıştır. Adem'in bilinen durumu gerçekleştiğinde ise Haris içinde Adem'e karşı duyduğu şeyi ortaya çıkartmış.'' Yaratıcısının Adem'e secde etmekle ilgili emrine uymamış, kendi yaratılışıyla Adem'e karşı büyüklenmiş, aslıyla iftihar etmiş ve Allah'ın her şeyi kendisinden yarattığı suyun gücünün sırrını anlayamamıştır. Üstelik cinlerin hayatı da farkında olmasalar bile sudandır. Anlayış sahibiysen Allah'ın şu emrini düşün. Arşı su üzerindeydi. Binaley, arş ve ihtiva ettiği bütün yaratıklar su ile hayat bulmuştur başka bir ayette her şey onun övgüsünü tesbih eder buyurur. Ayette şey kelimesi belirsiz gelmiştir ve sadece diri olan tesbih edebilir. Hasan bir hadiste Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğu bildirilmiştir. Melekler Rabbimiz ateşten daha güçlü bir şey yarattın mı diye sormuş. Allah evet suyu yarattım demiş. Böylece Allah suyu ateşten daha güçlü yapmıştır. Cinlerin yaratılışında bulunan hava unsuru ateşle tutuşmasaydı hiç kuşkusuz cinler Adem oğullarından daha güçlü olurdu. Çünkü hava unsuru sudan daha güçlüdür. Melekler bu hadisin devamında şöyle demiş. Ya Rabbi, havadan daha güçlü bir şey yarattın mı? Allah, evet Adem oğlunu yarattım demiştir. Böylece Allah insanın yaratılışını havadan, suyu, ateşten daha güçlü yaratmıştır. Ateş cinlerdeki en büyük unsur olduğu gibi su da insandaki en büyük unsurdur. Allah şeytan hakkında şöyle demiştir: Şeytanın hilesi pek zayıftır. Böylece Allah şeytana hiçbir güç nispet etmemiş. Mısır soylusunun kadınlar hakkında söylediği sizin hileniz pek büyüktür ifadesini ise ne yalanlamış ne de reddetmiştir. Bununla beraber kadının aklı erkeğin aklından daha zayıftır. Çünkü kadınlar akıl ve din bakımından eksiktir. Kadınlar hakkında böyle denilirken erkeğin gücü hakkında ne düşünürsün? Bunun sebebi şudur. İki unsur, yani su ve toprak mizacına baskın olduğu için insanın yaratılışı, işleri araştırma, düşünme, soğukkanlılıkla hareket etme ve başını sonunu hesaba katma özelliğine sahiptir. Böylece insan aklı bol bir varlık olmuştur. Çünkü toprak onu sabit tutar ve direnç kazandırır. Su ise yumuşatır ve akışkan yapar. Cinler ise böyle değildir. Çünkü onun aklına insanın durumunda olduğu gibi bu şekilde tutacak bir unsur yoktur. Bu nedenle bir kişi zayıf düşünceli ve ahmak olduğunda şöyle denilir. Falan kıt akıllı ve görüşlerinde isabetsizdir. Kıt akıllı olmak cinlerin özelliğidir akıllarının kıtlığı ve düşüncelerindeki istikrarsızlık nedeniyle onlar hidayet yolundan sapmışlardır. Bu nedenle şeytan şöyle demiştir, ben ondan daha hayırlıyım. Kıt akıllı olması nedeniyle o bilgisizliği ve edepsizliği birleştirmiştir. Cinlerden isyankar olanlar şeytan olmuştur. Şeytan, Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış kimse demektir. Allah'ın huzurundan kovulup şeytan diye isimlendirilen ilk cin Haris'tir. Allah onu iblis yapmış başka bir ifadeyle onu rahmetinden rahmeti ondan uzaklaştırmıştır bütün şeytanlar ondan ayrışmıştır aralarından Hame bin Elham bin lakis bin iblis gibi iman edenler mümin cinlere katılır inançsızlığı üzerinde kalanlar ise şeytan olur bu husus din bilginleri arasında görüş ayrılığının bulunduğu bir konudur Onların bir kısmı şeytan asla Müslüman olamaz diye iddia ederek Hz. Peygamber'in şeytanı ki onunla beraberdi ve kendisiyle görevlendirilmiş şeytandır. Hakkındaki Allah bana ona karşı yardım etmiş ve Müslüman olmuştur hadisini tevil etmiştir. Burada kelime esleme eslemu şeklinde okunmuştur. Söz konusu bilginler ikinci okunuşu ben ondan kurtuldum yani o bana ulaşamaz diye tevil etmiştir. Farklı düşünen bilgin grubu da bunu tevil etmiş ve esleme ifadesine boyun eğmek anlamında yorumlamıştır. Buna göre anlam düşman olmakla beraber şeytanın Hazreti Peygamber'e boyun eğdiğidir. Hazreti Peygamber, şeytanın bana ancak iyi emreder demiştir. Bu durum Allah'ın zorlaması ve Peygamberini korumasından kaynaklanır. Başka bir görüş sahibi ise şöyle demiştir: Burada esleme Allah'a iman etti demektir. Nitekim bize göre kafir müslüman ve mümin olur. Kuşkusuz doğru ve en uygun yorum budur. İnsanların çoğu Haris'in ilk cin olduğunu iddia edip insanlar için Adem mesabesinde bulunduğunu zanneder. Halbuki bize göre gerçek böyle değildir. Aksine Haris cinlerden birisidir ve onların içinde insan türünde Adem mesabesinde olan ilk cin başka birisidir. Bu nedenle Allah şöyle buyurur: İblis secde etmedi o cinlerden de yani yaratılmışların bu sınıfındandı. Nitekim Kabil de insan türünden de ve Allah onun yazgısını bedbaht yazmıştır. Dolayısıyla Kabil insanlar arasında ilk bedbaht olduğu gibi iblis de cinlerden ilk bedbahtır. Cinlerden olan şeytanların cehennemdeki azabı genellikle sıcakla değil şiddetle soğukla olacaktır. Bazen şeytan ateşle de azap görürken Adem oğullarının azabının çoğu ateşle olacaktır. Bir gün velilerden bir meczupla karşılaştım. Gözlerinden yaş akarken insanlara şöyle diyordu. Cehennemi senle dolduracağım ayetini sadece iblis ile sınırlı saymayınız. Bunun yerine hakkın iblise yönelik senden ifadesinde size dönük işaretini düşününüz. Çünkü iblis ateşten yaratılmıştır. Böylece Allah'ın laneti ona olsun kendi aslına döner.'' İblis ateşle azap görse bile insan için ateşte pişirilmek daha ağır bir azaptır. Sakınınız. Bu veli cehennemin sadece ateşten olduğunu düşünmüş ve cehennemin sıcaklık ve soğukluğa verilmiş bir isim olduğunu unutmuştu. Cehennemin adı sıcaklık ve soğukluğundan gelir. Ayrıca cehame nedeniyle cehennem diye isimlendirilmiştir. Çünkü cehennemin görüntüsü çirkindir. Cehame yağmurunu bırakmış bulut demektir. Yağmur ise Allah'ın rahmetidir. Allah buluttan yağmurunu giderdiğinde ona Ceham ismi verilmiştir. Çünkü rahmet ki yağmurdur, ondan ayrılmıştır. Aynı şekilde Allah rahmetini cehennemden de uzaklaştırmış. Böylelikle cehennem kötü görünümlü olmuştur. Cehennem diye isimlendirilmesinin başka bir nedeni de dibinin derinliğidir. Bir koyunun dibi çok derin ise ona rukyetü cühnam yani dipsiz kuyu denilir. Kendi adımıza ve bütün müminler için cehennemden emniyet içinde olmayı büyük Allah'tan istiyoruz. Bu bölümden bu kadarı kafidir.